7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Nasılsın? Ay gözüm, ay bir şey aldı gözüme, bir şey aldı. Ne parlıyor, ben ışık bir şey yaptınız ha? Kayseri'nin ışıkları mı? Kayseri'nin ışıkları mı? Kayseri'li gelin mi? Gelinimizin ışığı mı yoksa? Maşallah, daha 18 yaşındaki Kayseri'li gelinin altınlarının etkileri geçemeden şimdi Ezgi üzerine geldi. Normal değil ben yani. Normal değil yani, normalleri bu. Kuyumcu Zuhal Hanım, kuyumcu. Ha şu mesele. Ana yemek olarak Kayseri mantısı. Mantı mı? Evet. Evet. Gerçi mutlaka bir bahane bulacaklar, kusur bulacaklar. Aman desinler desinler, otursunlar da yemek yesinler. Size yaptı mı hiç mantı falan? Evet evet evet, yaptı. Ha iyi. Yapar, dolaplar atarız mesela. Hı. Dolaba attıklarınızdan buraya geldi mi? Hayır. Allah, bu mutfakta bugün mantılar açılacak. Evet. Beze beze mantılar. Bir kaşığa 3 tane. Hinkal yapmasın da bize bu kadar sakın. Zeynep Hanım bir 5 verirse... Ne yaparsınız ya da Ezgi ne yapar? Ezgi vallahi çiğ çiğ yerim. Çünkü hakkını yedirmez. Bugün bu programda şenlik var ha dostlar. Gerçekten beğenmez. Sevdiğim hiçbir şey olmadı ki. Neye puan vereyim? Beğenmez bunlar. Beğenmedim. Avukatlığını yapıyorsun diyorlar. Çiğdem Hanım mı yapacak onun avukatlığını bilemiyorum artık. Herkes kendi gününe oynuyor gibi geliyor. Ay bunun içi pişmemiş mi? Gitti. Ezgin biraz kalın gibi mi oldu? Kenarın ortasından veririm. Olduğu kadar, boş ver. Ayıkladın mı kendin? Ay, bir tanesi kaldı. Hadi yiyin. Aç kaldınız da yemediniz de. Dur. Hepsi ipli kızım bunlar. Hiçbirini almamışım. Bunlar hepsi ipli. Böyle kuruyor ya. Bir vermez de, iki verir. Oo, ne oluyor ya böyle bomboş masa? Vay 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 vay. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakayım. Masalayı hazırlayamadım, haklılar yani. Aynısı benim gelinle aynısı. Olmamış. Bakın yok altın. Kesinlikle kabul etmiyorum, yediniz siz altını. Ha ben yalancıyım ya. Dünkünün acısını çıkartmaya çabalıyorsunuz herhalde siz. Sizinki geçti, sizinki dünde kaldı. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın 4. günü başlıyor. Bugün kayınvalidemiz Öznur Hanım ve gelini Ezgi ile lezzet serüvenimiz devam edecek. Ama önce evimize gidiyor, Kayseri'den gelen ailemizi daha yakından tanıyoruz. Merhaba, ben Ezgi Nebioğlu. 22 yaşındayım. Kayseriliyim. Bir kızım var. 3 senelik evliyim. Merhaba, ben Öznur Nebioğlu. 44 yaşındayım. 26 yıllık evliyim. 4 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Bu yarışmayı ben istedim katılmak. Annemi de ikna ettim. Katılalım mı anne dedi. Ben de kendimi çok sevdiğim için kıramadım. Çok iyi yapar, eli lezzetlidir, pratiktir. İnşallah burada da o pratikliğini devam ettirecek. Kayınvalideler hakkımı yerlerse tabii ki de konuşurum. Ezdirmez, ben söylemiştim zaten. Kayınvalidelere de söyledim. Sakın 3 gündür olan masayı bana da yansıtmayın. Çünkü benim gelinim asla hakkını yedirmez. Savunur, yemeklerin arkasında olurum. Biraz korku var tabii.
Hiç korkmasına gerek yok. Üçler gitti zaten. Büyükler bize kaldı inşallah. Zaten alacağımızı da biliyordum. Eminim de çünkü güveniyorum. Gelin mutfağa gittikten sonra inşallah eksiksiz bir masa çıkartacağız. Altıları, yedileri vermişler. Ben de sekizleri, dokuzları, onları bekliyorum. Bu yarışmayı alnımızın hakkıyla alıp Kayseri'mize geri döneceğiz. 15.000'imizi kimseye kaptırmayız. Büyük finale bir gün kala yarışmayan gelinlerimizden Ezgi ve kayınvalidesi Öznur Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sarı Hanım. Nasılsın? Ay gözüm, ay bir şey aldı gözüme. Bir şey aldı. Ne parlıyor? Ben ışık bir şey yaptım. Kayseri'nin ışıkları mı? Kayseri'nin ışıkları mı? Kayseri'li gelin mi? Gelinimizin ışığı mı yoksa? Maşallah daha 18 yaşındaki Kayseri'li gelinin altınlarının etkileri geçemeden şimdi Ezgi üzerine geldi. Kaç yıllık evlisin Ezgi? Ben 3 yıllık evliyim. 3 yıllık evlisin. Bakayım maşallah maşallah gözümüz yok. Neler bunlar, neler tatlılar, isimlerini söyle. İsimlerini bilmiyorum. Bu benim sevgililer gününde hediye. Sevgililer günü. Eşinin adı ne? Seyit Ali. Seyit Ali mi sevgililer gününde? Aldı evet. Aldı. Evet. Bu doğum hediyemdi. Doğum hediye? Bu düğünden kalan yani. Boynundaki o büyük tabak. Canım. Bu normal düğünden yani. Normal düğün, yani normalleri bu. Kuyumcu, Zuhal Hanım kuyumcu. Seyit Ali ne iş yapıyor ya? Saatçi dükkanı var. Ha, şu mesele. Evet. Anlı saat, saat yok saat, mu? Saat bunlara olmadığı için takmadım. Yani hani güzel bir de durmaz. Saat fazla olurdu. Evet fazla olur diye takmadım. Kim bilir, Fatih'de ben düşünemiyorum bile. Tabii bir yani bir çantamız var. Değil maşallah, Allah daha çok versin diyelim. Amin. Peki Ezgi'cim nerede yaşıyorsun? Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'den geldiniz. Evet. Sen de mi Kayseri'desin? Evet evet. O zaman bir Kayseri'ye sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Teşekkür Nasıl ederiz. Tanıştın bakayım Seyit Ali'yle? Biz internette tanıştık. Ha, değil mi? Evet. Yani bir tane Kayseri'nin bir fenomeni vardı. Ben onu takip ederdim. Kayseri'nin fenomeni mi? Yani kendi çapında fenomendi. Evet. Evet. Onu takip ediyordum. O da Almancı olduğundan eşimin dükkanına gelmiş. Yani saatçiler, yani Almancılar saati çok sever. Ha. Dükkana gelmiş. Orada eşimi etiketlemiş. Ben de girdim. Hani baktım öyle rastgele. Girdim. Gördüm eşimi. Bir üç konuştuk. Yani öyle nasılsın falan diye. Sonra 3 sene konuşmadık biz. 3 sene mi? 3 sene konuşmadık. Ondan sonra ben bir gün işte gene aklıma geldi yani nereden esti. Vazgeçemedi. Ondan sonra hani bir şey atmıştı. Ben de ona günaydın diyerek cevap verdim. Ondan sonra konuştuk gitti. Yani 6 aylık bir... Ne kadar güzel özetledi. Ben daha konuyu algılamaya çıkıp gitti bitti evlendiniz. Daha ben de ne istiyorsun? Ya zaten çok hızlıya geldi. Biz 6 aylık bir tanışmamız vardı. Ama 3 yıl ara vermişsiniz. Evet neredeyse. Ama öyle konuşmamıştık ki fazla. Ya aynı evde mi yaşıyorsunuz? Hayır. Hayır ayrıyız. Ayrı. Yakın mısınız Kayseri'de? Yakın sayılır. Aslında gelinim beraber oturma istedi ama ben istemedim. Niye? Zuhal Hanım. Neden? Rahat hareket edemiyorlar. Dedim kendi evler olsun. Sorumluluklarını bilsinler. Rahat oturup madem kalsınlar. Madem kalkıştılar böyle bir evliliğe evet. Mevliliğe. Sorumluluk. Alsınlar madem. Evet. Çocuk var mı canım? Var, 3 aylık bir kızım var. Ay yeni doğurdun da. Evet. Güle güle. Adı Lina. Adı ne? Lina. Benim kızım ismi. Evet. Benden mi öğrendiniz? Ya evet yani öyle Ay, oldu. Ay ne güzel ismiyle yaşasın. Evet, sağ olun. Diyarlarımızı konuşma Allah bağışlasın. Zaten onun için katıldık biz de. Hani ona bir yatırım olsun diye onun için katıldık. İyi yapmışsın Lina'nın şahsı. Evet Lina, inşallah. Lina adaşının annesi. Evet. Peki Lina'cıyı kime bıraktınız? Kendi anneme. O da burada da... Evet. Geldi annen sen. Evet annem de hep birlikte geldik. Ne güzel. Bak yine kendi annesini getirmiş. Ben istedim. Burada mı demiş Burada Lina? Değil. Getirmedik. Aa, nerede? Yani üşür eder diye getirmedik. İyi yapmışsın. Küçük iyi yapmışsın. Daha bir de hastalık masalı. Aman aman Allah korusun. Evet. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Yemekler nasıl? 3 yıllık gelinsin ya. Yapıyorum ya. Ben ilk evlendiğimde yemek yapmayı bilmiyordum. Aa. Sağ olsun annem öğretti. Yani onunla birlikte öğrendim ben. Ha. Lina'ya tek başına mı bakıyorsun? Şu an hani annem gel yardımcı oluyor. Kendi annem yardımcı gene oluyor. Gene annesi. Ama öyle kız annesi oldu. Olsun, olsun. Bir normal. Tane annem kızın var. Kızın var mı senin öyle? 3 tane. Ha maşallah. Sen bilirsin yani. Kızlar anneyle tabii ki. Tabii. Haklı olarak. Normal. Benim bir tane annem kalıyor. Var. Bir tek kişi, yani tek çocuğum. Ha tek misin? Evet bir tane annem var. Yani anneme düşkünüm tabii. Tabii bir tane annen olacak. Kaç tane annen olacak? Gerçi belki baban ikinci evliliği yapmıştır falan onları da bilemem tabii. Konuşma saçma bir yere gidiyor. Bence de. Evet toparlayalım biz. Hemen biliyorsunuz dün Güney Afrikalı gelinimiz Jermaine yarıştı. Ama maalesef, bilmiyorum söyledim anne, çok kötü puanlar gördük. Evet, söyledim. Çok üzgünüz. Yarın da büyük final. Sen de 3 yıllık gelinsin. Evet, ne yapacaksın? Ama olmamıştı Zuhal Hanım. Gerçekten olmamıştı. Olmamıştı. Konuşacağız da ben biraz endişeliyim yani puanlar konusunda. İnşallah güzel beni seçmişindir. Menümüz güzel. Güzel hadi. Yani. En de lezzetli. Kayserili gelin yani. Kayserilerin eli lezzet.
Hırslı olmaz olur mu? Vallahi bize ne kadar Kayseri gelin yarıştıysa %80'i başardı bu işi. Evet. Söyleyeyim size yani. Güzel yemekler yedik. Başaracağız. Bakalım ne pişirecekmiş bize Ezgi. Çorba olarak etli kuru bamya çorbası. Aa çok severim. Ay küçük çiçek bamya. Evet. Getirdin. Evet Kayseri'den getirdim. İyi yap. Ara sıcak olarak paçanga böreği, yaprak sarması, tepsi oruğu. Paçanga böreği, yaprak sarması, tepsi oruğu. Dün boş diyorlardı tabağa, bugün de dolu diyecekler. Bugün öyle mi diyecekler acaba? Derler, karışmış diyecekler. Gerçekten mutlaka bir bahane bulacaklar, kusur bulacaklar. Aman desinler desinler, otursunlar da yemek yesinler. Değil mi? Evet. Ana yemek olarak Kayseri mantısı. Mantı mı? Evet. Kayseri mantısı, ana yemek. Evet. Güzel. Kayseri'den gelinlikle mantı yapılmaz mı Zuhal Hanım? Doğru söylüyorsun. Ana yemekse şimdi sen de Kayseri usulü yapacaksın değil mi? Yani küçük sıkacağım da. Olmasa da minik minik olmasa da. Hayır şunu anlayacağım. Ana yemek olarak seçmiş ya da ara yemekte biraz azmaz kurtarıyorlardı yapıp. Şu ana yemek tabak tabak mantı yapacaksın ha. Evet. Evet. O tip okulum güzel güzel. İnşallah. İnşallah yapacağım. Sakın yanına pilav makarna bir yok, şey. Hayır, hayır, sakın yok. Biz normalde sadece de kullanmıyoruz. Hayır, yok yok mantının yanında bir yoğurt yenir. Evet. Bir yoğurt. Salata. Bir kuruş aklımıza gelmedi. Salatamız var tabii. Salata tamam salata olur. Salata. Kış salatası. Heh güzel. Peki tatlı? Malaga pastası yapacağım. Aa Malaga. Evet. O da güzel bir tatlı. Ama eşim çok istedi bunu yap diye. Seyit Ali. Evet. Malaga mı seviyor? Yani çok yap istedi. Niye gülüyor? Bir kez ben anlamadım. Malaga sanki şey gibi oldu. Hani şeyi mi seviyor der gibi. Malaga'yı mı seviyor oldu? O da güzelmiş. Peki. Hadi seni ben bir yollayayım da market alışverişini yap gel. Tamam. Yalnız şu takıları şey yap da dikkat et de. Evet kızım sen aman ne yapayım? Böyle diye şey yapma. Kapat çek neyse. Hadi yanında mikser var gerçi. Hadi başarılar. Menü genel olarak çok zor diyemiyorum. Niye böyle hep hamur seçmişler anlamadım. Bulgur, pirinç, yufka, sonra mantı, orukta kıyma, mantıda kıyma. Biraz kıyma kıyma olmuş ama tabii görüp bakacağız. Tadına bakınca değerlendireceğiz. Zahmetli. Kolay değil ya. Mantı imkanı yok kolay değil. Hazır mı aldı acaba buna? Yoksa buna Kayseri'den mi getirdi? Kendi burada mı yaptı bilemiyoruz. Ana yemek. Az koymasın. Güzel olsun. Menü karışık. El açması olarak bir mantı var. Ana yemekteki mantıyla salata zaten olmaz. Basit gibi geldi bana o bir el açmasından şeyden mantıdan hariç. Klasik ya. Hep aynı ya. Canım öyle bilmiş bilmiş konuşmayın. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben biraz heyecanlı gördüm gelinini. Biraz heyecanlı evet o adam. Normalde böyle mi? Hayır. Bir başlasa mutfağa girip yemeğine bir başlasa akar gider akar diyorsun. Gider. Çünkü çok hırslıdır. Hırslı? Evet. Vallahi. Çok hırslıdır. Onun hırsıyla buraya geldik biz. Ezgi nerede kaldın? Geliyorum. Nereye gidiyoruz? Markete. Bu hırsıyla buraya kadar yol getirdi Ezgi. Evet. Aferin ona. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Kıskançlığı falan var mı? Seyit Ali'yi falan kıskanır mı? Evet çok kıskançlı Zuhal Hanım. Onu yenebilmek için 3 senedir onun çabasındayız. Yapma. Az bir şeyimiz kaldı. O da başaracağız inşallah. Ne yapıyor kıskançlık adına? İlk başta bir telefonları yani gidip geldiği yeri sürekli bileyim istiyordu. Hmm. Ve Ali eşi o kadar şey değildir. Rahat değildir. Yani istemez beni her dakika takip etsin. Öyle şeyler kim ister ayol? Ha sevmiyor. Öyle şeyler çok karşıdır. Ha, fik, yani, fik fik arıyor mu? Arayamaz. Aramaz ama ha. Başka yerden öğrenir. Bana sorar. Bana sordurtturur. Direkt arayamıyor. Evet direkt arayamaz. Ama dolaylı olarak. Anne bir Ali sorsana nerede kalmış veya anne bir sorsana Ali kaçta çıkacakmış. Dükkanda. Dördüncü gün yarışan gelinimiz Ezgi market alışverişine başlıyor. Biraz heyecanlandım da. Biraz mı? Bayağı heyecanlandım da şey mal falan bu tarafta mı? Burada değil ama patates soğan almayacak mısın? Patates soğan yok hayır. Peki buradan ne alacaksın? Hayır muz alacağım. Muz daha küçükleri yok mu acaba? Bugün Kayseri mantısı mı yapacaksın? Biz de her Ramazan'dan önce yaparız. Minik minik yapabiliyor musun? Yani küçük yapıyoruz. Da hani 40 tane sığdırdığımız hiç olmadı. Neden bir kaşığa 40 mantı sığmalı diyorlar? Ya oranın şeyi de hiç kimse öyle 40 tane sığdırmıyor. Yapmıyor ben hiç görmedim. Kayseri mantısının özelliği bir kaşığa 40 tane sığması değil mi? Öyledir. Nasıl olacak peki? Ama ben yapamıyorum 40 tane hiç yani yapmadık ama küçük sıkarız bize. Onu kesin eleştirecekler. Vallahi eleştirsinler o kadar ben hamur açacağım. Yemeklerin zor mu yani? En azından fırında et pişirmeyeceğim. Güney Afrikalı gelinimizin menüsüne mi laf ediyorsun? Yoksa? Yani evet tabii ki de basit biraz yani. Ben sonuçta hamur açacağım, o mantıyı sıkacağım, edeceğim ana yemek olarak.
kayınvaliden Carmey'nin menüsüyle ilgili neler anlattı? Kayınvalideleri biraz korkutmuşlar herhalde. O tarafların yemeklerinden yapacaklarmış Güney Afrika'nın. Çok basit herhalde yemekler yapmışlar, kayınvalidem öyle dedi. Hani Güney Afrika yemeklerinden yapacaklardı. Peki bildiğimiz yemekler mi? Yani bildiğimiz yemeklerdenmiş. Gelinim çok iyiydi. Şimdi girdiği ortama çok güzel ayak sağlar. Güler yüzlüdür, pratiktir. Güzel miydi lezzetli mi? Ama bir de inatlı olmasa. Sen diyordun ki bu gelini mi diyorsun sen ya? Çok sinirlidir, lafını esirgemez. Kaç gündür bizi hazırlıyorsun. Pamuk gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor Zuhal Hanım. Görünüş aldanma öyle, diyorsun. Evet, aldanmayın. Aman dedin, benim gelinim dedi altta kalmaz dedi. Gerçekten öyledir. Vallahi. Gerçekten öyledir. Masada göreceğiz. Ay, ne diyorsun? Yapsın da Mazuhal Hanım. Kayınvaliden Nezahat Hanım'la atıştı biraz. Evet, birazcık şey yapmışlar, uğraşmışlar da yani kayınvalidemin çok üstüne geliyorlar. Kayınvaliden Nezahat Hanım'ı yönlendirdiği için ilk gün düşük puan vermiş. Hayır, öyle değildir. Peki kayınvaliden nasıl biri? Kayınvalidem sesli sakin bir insandır da burada birazcık herhalde şey yapmış. Çok üstüne gelmişler herhalde kayınvalidemin. Gerçekten sakin midir? Evet, kayınvalidem sesli sakin bir insandır. Kimse hiçbir şeyine karışma etmez. Kayınvaliden arkandan Zuhal Hanım'a neler söylüyor acaba? Övüyordur beni ya. Ne alacaksın? 500 gram dana kıyma. Tamam. Kuyruk yağı 100 gram. Ondan sonra kuzu kuşbaşı yağsız 200 gram. Tamamdır, hazırlıyorum ben. Peki. Başka bir isteğiniz var mı? Pastırma alacaktım bir de ben. Pastırma. Bir de yufka. Temelli olarak da var. Çemensiz yok mu? Çemensiz yok. Tam bir paket. Kayseri'den gelirken pastırma getirmedin mi? Ya biz bunu unuttuk heyecandan yani. Daha güzeli var aslında. Aslında evet, daha güzeli var da unuttuk yani bir an heyecandan. Gelin hanım, Gülnur'u bile şaşkına çevirdim, inanamıyorum. Neden? Ya valla unuttuk. Pastırmayı unuttuysan kesin yemekleri de unutur yapamazsın. Göreceksiniz siz. Ben o zaman çemensiz veriyorum size yine de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim Kayseri'nin pastırmaları da bir tutmaz da. Size yaptı mı hiç mantı falan? Evet yaptı. İyi. Zaten bu nişanlıyken ben sürekli evime getirtirdim. Çünkü biz yaparız Ramazanlarımızda. Değil mi? 10 bezi, 20 bezi. Oh. Yapar, dolaplar atarız mesela. Bunu getirirdim, öğrensin en azından. Dolaba attıklarınızdan buraya geldi mi? Hayır. Dolaplar o kadar güzel olmuyor Zuhal Hanım. Taze sıkılmışa uymuyor. Gerçekten uymuyor. Yarına kadar sıkar mısın bana 3 bezi? Yarına kadar. Hey, 3 bezi değil, 2 bezi sıkarım. 2 bezi çıkar mı? 2 bezi sıkar. O zaman Sadık Karay'ı da arayalım. O da gitsin. O da bize dondurma getirir. Hadi gidelim mutfağa. Gidelim. Gelir şimdi Ezgi. Gidelim. Görün bakayım onun sinirini. Tepsi oruğu denedin mi hiç? Denedik bir defa. Kayınbabama yaptım. Güney Afrikalı gelinimiz bile tepsi oruğu yaptı. İnşallah biz de yapacağız, yetiştireceğiz. Ama bir Çiğdem Hanım var. Birçok yemeği ilk kez burada yiyor. Mantı sevilmez mi? Bugün ilk defa mantı yiyecek. Ya şimdi Kayseri'den gelip de mantı yapmamak olmaz. Onu da eleştirirler diye biz mantı yapalım dedik. Ama mantı sevmiyormuş. Ya sevmiyor diye puan kırarsa? Yapacak bir şey yok. Ben yapayım da sevmesin, yemesin. Gelin hanım, neden boş boş dolanıyoruz? Şu an kırmızılığını alacağım, unuttum. Çabuk ol gelin hanım. Son 6 dakika. Ceviz bir de fındık içi alacağım. Başka eksiğin kaldı mı? Bilmem, bir de ceviz ve fındık içi. Alışveriş listesini kontrol eden yarışmacımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Gelin hanım, ustamız hatırlatmasa etleri unutuyordun. Levde unutacaktık, sağ olsun. Aldığı ürünleri kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 300 TL. Bütçesini aşmayan Kayserili gelinimiz alışveriş torbalarıyla mutfağa dönüyor. Allah, bu mutfakta bugün mantılar açılacak. Evet. Pese pese mantılar. Evet, yarın büyük final. 15 bin TL kime gidecek Özlem Hanım'ın gelini? Tabii ikinize gidecek. Size mi? Kayseri'ye evet mi veriyoruz? Evet. Hadi inşallah. İnşallah. Bakacağız. İnşallah. Vallahi şimdi Kayseri'li olduğunuz için o bir kaşığa 40 tane beklerler. Boşa be, o kadar değil. Çok o kadar beklerler de diyorsun. Çünkü çok beklerler, biz de kendimize yapamıyoruz o kadar. Vallahi onun için biraz zaman lazım. Gerçi 2,5 saati var ama onun yanı sıra tabii ki tepsi oruğu yapacak mecburi yemeğimiz. Yaprak sarması var. Yaprak sarması var. Kurbanya çorbası var. Vallahi biraz uğraştıracak, el oyalayacak evet şeyler var. Bakıyorum evet, menüde var şimdi Allah için. İnşallah basitlemesinler de. Hoş geldin. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Buyurun anneciğim. Ne haber Ezgi, nasıl geçti bu şey market? Yetiştirdim çok şükür. Süper. Hadi bakalım, git üstünü değiştir, leoparını tamam çıkar gel. Biz konuştuk Zuhal Hanım, sahteymiş. Sahte değil mi? Tabii ki.
Evet, ne yaptınız bakayım, bana anlat. Bana marketi anlat. Zuhal Hanım, bugün olay var. Neden? Nedeni belli. Kayseri mantısı var çünkü. Var ama yer misiniz emin değilim. Neden mi? Çünkü kızımız yetiştiremez. Aa. Alışverişi bile son dakikada yetiştirdi. Geldi mutfağın ortasında pimini çektin bıraktın yani ha. Göreceğiz. Ağır mı? Yetiştiremez Zuhal Hanım. Bir kaşığa 3 tane Kayseri mantısı yapabilirse yaşadınız. Bir kaşığa 3 tane. Tamam. Evet. Uyar mı size bir kaşığa 3 tane? Evet. Hinkal yapmasın da bize bu kadar sakın. Göreceğiz. Vallahi yemezler kayınvalide. Kayınvalideler yemezler, sizi yerler çıtır çıtır çiğ çiğ. Ya ben dün onu bunu bırakın. Cemeğine çok üzüldüm. Ya gözleri doldu, suratı düştü. Ay niye öyle üçleri verdiniz ya? Anlamış bir şey, nasıl verelim Zuhal Hanım? Gerçekten sevdirin, ben sevmedim. Mantarlar güzeldi, çorbasının lezzeti çok güzeldi. Yani bak o ona göre tepsi oru kendi çapında iyiydi. Yani kız Güney Afrikalı, yapmayın, siz de çok acımasızsınız. O benim sorunum değil, Güney Afrika'da SS'yi yemem istemiyorsun. Ya tabii ki ama gene de becermiş. Zeynep Hanım'ın gelininden daha güzel yapmamış mıydı tepsi oru? Ondan güzel yapmıştı. Evet, ondan güzel yapmıştı. Allah aşkına, bırakın siz de ya. Kız yani sonuçta hiç bilmediği bir şey yapıyor. Ve de kendi yöresinin yemeğini yapamayan gelinden daha iyi yapıyor. Bu bir kriterdir benim için. Bir puan verme sebebidir. Üstelik o kadar da kötü değildi. Bakın roast beef'te de evet olması gerektiği gibi değildi. Lezzet eksiklikleri büyük oranda var mıydı? Vardı. Tatlıda hamurlaşma var mıydı? Vardı. Ama yani üçlük müydü? Asla değildi. En azından bir 5-6 verilebilirdi ama vermediniz. O vermediğiniz cameyenin kayınvalidesi Fethiye'li Nezahat Hanım, bilmiyorum size kaç puan verecek. Nezahat Hanım şey yapmaz Zuhal Hanım. Ne yapmaz? Hak yemez. İnşallah. Yok. Nezahat Hanım yemez ama Zeynep Hanım yapacak. Ay iyi değil mi? Yani eminim buna. Şimdi masada diyelim da ki, yine getirdin. Diyelim ki Ezgi çok güzel yaptı yemekleri, evet. Yetiştirdi, eksiği de yok. Evet. Ufak tefek sorunlar dışında da genel olarak lezzetli bulduk, ben de dahil. Evet. Şimdi kalkıp da Zeynep Hanım bir 5-5 verirse ne yaparsınız ya da Ezgi ne yapar? Ezgi vallahi çiğ çiğ yerim. Çünkü hakkını yedirmez. Bugün bu programda şenlik var ha dostlar. Dünkü Nezahat Hanım'ın beklentisi fazlaydı bizden ama olmamıştı. Olmayan şeye de nasıl puan vereyim ben şimdi ona? Verilmez puan. Lezzete baktım. Benim kimseyle burada bir garezim yok. Hiç kimseye bir saygısızlığım olmaz. Ama lezzet için geldik biz buraya. Lezzete bakacağım, sunumuna bakacağım, sofra düzenine bakacağım. Benim gibi aynı şekilde onlar da unutmuşlardı. Sofrasında ekmekliğini unutmuştu, su doldurmasını unutmuştu, tuzunu unutmuştu, peçetesini unutmuştu. Birçok şeyini onlar da unutmuşlardı. Güney Afrikalı durdu dedi ama hiç de güzel bir şey çıkartamadı. Ne etinde et vardı, ne salatasında salat vardı, ne çorbası çorbaydı. Yani hiç de güzel değildi. Tepsi oru hiç de güzel değildi yani. Çok inceydi, soğanı çoğuydu, soğan tadı geliyordu. O güzel değildi yani onunkiler. Ama bugünkülere karşı bugünküler iyi olur inşallah. Yapamamıştı. Yemekleri güzel değildi. Sadece mantarını beğendim onun. Ona rağmen diğerlerine göre daha adil olduğumu düşünüyorum. Olmamıştı. Yani tabii ki herkes gibi onun da beklentisi yüksekti ama maalesef yapamamışlardı. Beğenmez bunlar. Beğenmediler. Ne yapayım? Ne yapacaksın yani? Bunlar böyle. Zaten ben bunu seyretmediğim değil yani. Yazık, gelinim çok üzülüyor, gelinler, tüm gelinler üzülüyor bunların yaptıklarını. Yani benim hatam varsa söyleyeyim, ben dedim yani normal bir şeye veririm notu yani, ben kısıtlamam ama bunlar bambaşka. Dur bakalım yani, göreceğiz inşallah da güzel yapsın gelinin ama. İnşallah. Bakalım her şeyini aldı mı, eksik bir şey yok değil mi? Aa, hazır mantım yapacak. Çok güzel, en güzeli o. Satılıyor marketlerde. Bu arada Zeynep Hanım ne demişti? Eksik mi ne olursa biri basarım. Evet dedi, inşallah olmaz. Basamaz. Bugün bir puanı görebiliriz. Görmeyelim. Görmeyecek. Görmeyelim. Görmeyecek. Aman. Görmeyecek. Ne olur. Ha geldi. Başka pembişler de pek yakışmış sana. Eyvah! İnanamıyorum, orada ne var? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Pist.
Kedi geçti. Gel bizi. Ay o buranın kedisi buranın. Korkar mısınız? Korkmaz değil hani siyah kedi. Geçen yoğursuz o siyah beyaz o ya. Ha beyazı da var. Beşiktaşlı tamam. O. Gel şey gel bak dertlişliğe bak bak. Şu dertlişliğe bak. Şu tatlişliğe bak. Anneciğim geldi. Pastırmaya gelmiştir bence. Canım benim canım. Mart ayındayız ya. Bu ara onlar bir aktif bir aktifler. Hadi senin süreni başlatıyorum. 2,5 saatim başladı. Zuhal Hanım kızımızın önlüğüne dikkat çekmek istiyorum. Bakayım bir dakika dur başlatmayın. Bakayım önlüğünde ne var önlüğünde. Ne güzel bau oradan kurdelesi. Kızım senin yanına şeylerin mi? Ne var? Hah mücevherleri çıkıp kasaya. Mücevherleri mi? Ojelere de bakmam lazım. Ben dünden hepsini tırnaklarımı kestim. Bakalım gerçekten kestin mi? Peki bunlar ne? Ya kestim o kadar da batıyor. İnanmıyorum gelin hanım. Diyor o kadar da. Maaşı başlar şimdi. Biz. Ezgi ne dedim ben sana? Ne dedin anneciğim? Zuhal Hanım tırnaklarına bakar mısınız? Tertemiz. Aferin. Tertemiz ya işte dün biraz sıkıntı oldu da gelinime. Evet. O böyle alışmamış. Ben de öyle yaparım dedi. Hadi 2,5 saatini başlattım canım. Kolay gelsin. Bırak kızı bırak. Yarışmacımız süresi başlar başlamaz kuru bamyaları yıkadıktan sonra haşlamak için düdüklü tencereye alıp suyunu ayarlıyor. Neye atıyor? Limonu. Ne için? Bamya çorbasına mı atıyorsun? Evet. Ha tamam tabii haşlayacak. ekşili. Hı-hı. Senin için diyorlar ki birazcık kıskançtır, birazcık sinirlidir. Agresif ben de çok kıskancımdır. Lafını esirgemez. Tamam yeter lan. Yeter. Limonun güzelliğine bak. Hey maşallah. Hemen onu koy. Oh. Altını yap kızım. Hadi bakalım bamya çorbasıyla başladın. Bir kaşığa iki tane sığdırır diyorlar. Mantı. Hadi annem bu kaşığı iki... Ha o diyor. Bir taneden bile şüpheliyim Zuhal Hanım. Kızımız çok ağır. Yani bu lafları yedireceğim. Yedir. Yedirecek mantı yani. Yedirme ama sakın. Şey sana dönüyorum. Sana mantı yok bize evet, kadar. Evet mantı yok yani. Eyvah! Kız ne yapıyorsun? Ben de sana dönüyorum. Sürlü telefon mu? Bam. Hayır yap. Kimden almıştınız o düdüklüyü? Allah'tan bizim düdüklü değil. Evet. Kimden almıştınız? Teyzem birden aldı. Teyzesi gel. Gitti sizin düdüklü. Neyse canı sağ olsun. Kapattı. İnşallah açılır. Bu arada kayınvalidemiz de çok şık. Ay ben Ezgi'nin sunumlar sırasındaki kıyafetini ve takılarını çok merak ediyorum. Sofra kreasyonu acaba nasıl olacak acaba? Değil mi? Bu dikkat çeksin yemeğimize fazla dikkat etmesin. Bence de. Herkes bak, neler takmışlar. Yemeğe ot bitsin. Bakarlar da yemeklere çok bakmazlar belki. Ne yapıyorsun Ezgi? Mantının hamurunu yiyeceğim. Hadi bakalım bir yoğurma konuşun. Mantının hamurunu da görelim. Bakınız Ezgi'nin menüsüne. Etli kuru bamya çorbası. At. Tepsi oruğu haftanın yemeği. Yaprak sarma. Yaprak sarmayı zeytinyağlı mı yapacaksın? Efendim? Zeytinyağlı mı yaprak? Tabii etli şey var zaten çorba. Paçanga böreği var. Ama pastırması keşke Kayseri'den gelseydi. O zaten gerçekten hem aklımıza gelmedi hem dedik acaba... Bu oranın pastırması çok güzel olur falan mı diye. Koksun ne güzel mis. Hani kıyafetlerin arasında kıyafetlerimizin misinler falan. Bastın ha. Ablacığım onun kokusu zenginlik ibaresidir. Biz çok o kokuyu aldığımızdan siz istemiyoruz. Siz artık bıktınız değil mi? Kayseri mantımız var ana yemek olarak ilk kez yapılıyor programımızda. Ara yemek olarak çok yapıldı ama ana yemek olarak ilk kez göreceğiz. Kuş salatası var ve İsmail kim be? Seyit Ali'nin en sevdiği Malaga pastası. Sen evet. Malaga sever misin? Ah, Malaga sevilmez mi Zuhal Hanım? Şu Lina'nın fotoğraflarını göreyim Lina'nın. Cep telefonunuz nerede? Cep telefonum içeride. Gel burada yoğur. Eş, dost, konu, komşu görsün düşmanların çatlasın. Görün 3 yıllık gelin bize mantı açacak. Tamam yeterli. Şu Lina'nın resimlerini gösterseniz bana bulsanız da. Dur bakayım 3 aylık bebişi varmış onun şansına. Ona mı harcayacaksın 15 bin TL'yi kazanırsa? Evet inşallah. Hadi inşallah. Kazanırsa ona bir birikim yapacağız. Hadi bakalım inşallah. Torun çok tatlı oluyor Zuhal Hanım. Değil mi? Gerçekten çok. 3 kızım mı var dedin Özgür Hanım? Buyurun Zuhal Hanım. Aman. Lina'ya bakın çok tatlı. Annesi gibi. Maşallah. Evet, leopar desenli mi giymiş o da? Evet, anneyle takım. Allah'ım, bu da oğlumuz herhalde. Evet. Seyit Ali, hadi bakalım. Annem şuraya çıkar. Şuraya çıkar kızım, oğlanı çıkar. Bu sen misin Ezgi? Sarıymış saçlar o zaman. Evet. Bunlar sarıydı. Nişanda takılanlar mı? Şuraya zoom arkadaşlar. Onu çekmesin. Kayseri'de meşhur, biliyorsunuz. Kayseri'de... Burada da balayında Maldivler'deler. Bir kokonata iki çubuk batırmışlar. Toplanacak. Değil mi?
Hadi bakalım Maldivler. Aa, burada Yeni Zelanda tatillerindeler. Bakın arkada Danimarka çekildiği yerler. Evet, güzel gezmişsiniz. Bakın burada da Karayipler'deler. Vallahi Allah herkese versin. Burada da Dubai'de safari yaparken çölde çiftimiz. Burada da kızılcıklar oldu mu? Evet, bakınız. Mantının hamuru ortaya çıktı bile. Dur bakalım, bir kaşığa kaç tane sığacak? Onu koyma. Anne, buraya niye katıldın? Bunu dök, bunun içine koy, ağzını örteceğiz. Şunu şeye boşalt. Vay Özgür Hanım. Onun içine koy. Güzel. Zuhal Hanım, bu mantıyı neden yapıyorlar anlamadım. Ne demek o ya? Çiğdem Hanım mantı yemiyor. Aa, mantı yemeyen kayınvalide var. Bu kadar olur. Oğlum. Al sana işte. Yok yok yok. Biz kişiye göre menü yapmıyoruz. Herhalde. Ezgi, mantı yemeyen kayınvalide var biliyor musun bu hafta? Biz yedireceğiz. Yedireceksin. Zaten yemeğe gelmişiz Zuhal ya, Hanım. Ya mantı sevmeyen insan, hadi sevmiyor olabilirsin de ağzıma sürmem, yaparım hemen diyor. Yapayım. Mantıyı da ne yiyeyim? Bu damur paçangök böreği damur. Sine oruk da hemen hemen bulgurdur, irmiktir, o damur. Bunları yani olmamış bence, uymamış. Bak geldi kadını buldu mantı, görüyor musun? Sakınan göze çöp patar işte. Yemek programı burası. Sakatat yemeyen kayınvalidemiz de ciğer yedi Zuhal Hanım. Aa evet. Emine Hanım da sakatat yemiyordu, al ciğer serma diyorum. Bu bir yemek programı. Ne çıkarsa bahtınıza. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Gelinlerimiz ne seçtiyse. Zaten bir de Çiğdem Hanım bu huyunu yemek için gelmişti. Ha. Hani yemeği deyim, tam şeyleri yiyeyim diye. Şimdi yesin, bundan sonra devam eder. Artık bence ben mantının bağımlısı olabilir. Zuhal Hanım, bu arada 15 dakika bitti bile. Alert alert. Hadi Ezgi, 15 dakikan bitmiş. Vallahi uğraştıran yemeklerim var, uğraştıracak olan yemeklerim var. Yani her biri de kayınvalidelerimizin bildiği yemekler. Bilmediklerini yadırgadılar, puan vermediler. Bunlar da bildikleri. Burada da tabii şöyle bir dezavantaj oluşuyor. Bildikleri için daha doğru analizler yapılacaklarını düşünüyorum. İnşallah da güzel yaparsın. Ama yeterli yeter mi soğancığım? İnşallah. Hadi şans senden yana olsun. Bugün de gönlüm senden yana. İnşallah. Bak hevesle mantını bekliyorum. İnşallah. Siz ondan doya doya yersiniz doya inşallah. Doya doya yiyeceğiz inşallah. Ona verme sakın ha. Vermesin mi? Aşk olsun Zuhal Hanım. Mantıya iki soğan mı doğrayacaksın? Mantının kıymasına mı? Ezgi sen soy. Olmaz ki. İki soğan yetmez. Çok güzel mantı yaparım. O soğan mantısı yapıyordur. Soğan dolması. Ah ne güzel olurdu. Haftaya soğan dolması mı yaptırtsak ya? Onu da yaptırdık. Yaptırdık değil mi? Ne kaldı çocuklar? Canınız istediği ne varsa söyleyin de haftaya onu yaptırtayım. Ne yaptırmadık ki? Aa dur, çok lafı geçti. Şöyle etnik kökenli bir yemek seçelim. Farklı bir memleketten olsun. Farklı bir yerden, farklı bir kıtadan. Sushi olsun. Aa sushi olsun. Sushi yapsınlar haftaya. Hadi bakalım sushi olur mu? Çok güzel olur. Sushi'ye de bayılırım Zuhal Hanım. Bir şey söyleyeceğim, seni damda çok görüyorlarmış bu ay itibariyle. Malum Mart ayındayız Zuhal Hanım. Ondan diyorsun. Eylül, Ekim bana aylar fark etmez. Evet peki, ben gidiyorum, bol şans diliyorum. Lütfen tadınız yemeklerden özür dilerim, tamam mı? Tamam. Sizin kalite kontrolünüzden geçmesi lazım. İnşallah. Mutlaka. Tabii yok geçecek. Mutlaka, vallahi çok fena başınıza ekşirler ha. Hem de nasıl? Üç gün bu kadar konuştuktan sonra. Değil mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi bol şans tatlişko. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın Zuhal Hanım. Gelin hanım, patatesler tepsi oruğu için mi? Evet. Peki şimdi sırada ne var? Şeyim için hazırlayacağım. Yani yaprağın şeyini koyalım. Evet, suyunu koyalım anne. Su var. Hemen tencere getirin mi? Kolay gelsin hanımlar, ne yapıyorsunuz? Her yemeklerin bir şey haşlamaya başlıyoruz. Mesela kurbağamızı. Anne ben keseyim. Yarışmacımız ara yemeği yaprak sarmayı haşlamak için salamura yaprakları çıkarıp hazırlık yapıyor. Anneciğim, yapraklar mı haşlanacak? Evet. Ne kadar süre haşlanacak? Sadece renkleri açılana kadar. Gelin hanım, kaçar tane dolma yapacaksın? Kişi başı beşer tane. Beşer tane mi? He, bence yetiştirebilirsem daha fazlasını yaparım da. Tepsi onun yanında yaprak sarma. İnce sararsa, baharatını korsa yaprak sarmasına güzel olur. Yanına da yoğurdunu korsa güzel olur. Tepsi böreğini şimdiye kadar gelinlerimiz yapamadı benim gelinimden başka, ama bilmiyorum bu gelin yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Yine aynı şekilde ince mi olacak, kalın mı olacak, çatlayacak mı? İçindeki ceviz ağzına gelecek mi? Yoksa bulgurlar mı tıkır tıkır gelecek? Ona bakacağım. Gelin hanım, senin kocanı bir fenomen etiketlemiş, doğru mu? Evet. Kocandan saat mi aldı? Ya aldığından değil, yanına gitmiş, etiketlemiş sadece. Sen eşini ilk defa orada gördün. Yani evet. Çok yakışıklı duruyordu o zamanlar. Şimdi yakışıklı değil mi? Şimdi göbeklendi.
Ne? Göbeklendi mi? Benim göbeğim gibi mi? Sizden daha fazla göbeğer. Anneciğim, gelin oğlunun peşinde koşmuş, doğru mu? Koşmuş, bize benim haberim yok. Haberin yok mu? Kaç sene peşinde koştun gelin hanım? Ben peşinde koşmadım ki. Kayınvaliden öyle dedi. Sen peşinde koşmaya vakit olmadı yani. Ben duyar duymaz hemen evlendir. Gerçekten mi? Hemen. Hemen mi? Duydum evlendir. Sen gelini gördün mü? Tabii bir kere gördüm. Nerede gördün? Çay bahçesinde. Gelin elini öptü mü? Elimi öpmek istedi. İstemedim ben. Öptürmedim herhalde demez ki. Neden öptürmedin? Ya ne gerek var? Yoksa elini öpmüyor mu? Yani hiç öptürmez ki. Öptüm, sevmiyorum. O kadar yaşlanmadım, durun. Sabahtan beri buralarda dolaşan Pınar mı? Bakın buraya da geldi. Merhaba Pınar, hoş geldin. Hoş buldum. Pınar, burnunda bir şey mi var? Kızma var evet. Ama yakışmış. Pınar, sen de mi Kayseri'den geldin? Hayır yok, ben İstanbul'da yaşıyorum. Yoksa sende mi kalıyorlar? Ben Kayserliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Bizde kalıyorlar. Kalabalık da gelmişler. Toplamda 4-6 kişiyiz. 6 kişi mi? Anneciğim. Efendim. Gelin hanım neler yapıyor orada? Yok bir şey yapmıyor, bulguru ölçüyor. Anneciğim biz de Pınar'la sizi konuşuyorduk. 2 kişi geliyoruz demişsiniz ama 6 kişi gelip evi darmadağın etmişsiniz. Estağfurullah. Pınar'ı pişman etmişsiniz. Pişman olmaz. Hayır hayır, çok pişman memnunuz. Pişman olsa bizim peşimize düşüp buraya gelmez. Gelmez mi? Gelmez tabii. Şaka yapıyorum anneciğim. Ama ne dedi biliyor musun? Mikserciğim çok yemek yiyorlar, batırdılar beni dedi. Ben burada yiyorum zaten, orada yemiyorum yemek. Ama kocan, oğlum, bebek, herkes Pınar'ın evindeymiş. Annemde de kalıyorlar. Annen de mi? Evet, görüşüyorum. Pınar, Ezgi'nin nesi oluyorsun? Akraba oluyoruz, yani dünürümüz oluyor. Dünürünüz mü oluyor? O dünürümüz oluyor, Ezgi kuzenim oluyor. Öznur abla mı? Senden büyük mü? Evet. Mantının içine girecek kıymayı çıkaran yarışmacımız soğanları rondodan geçiriyor. Aa, ana yemek. Kayseri mantısı ana yemek, evet. Biraz hamur hamur olmuş. Kayseri mantısı küçük olur. Şu kadar yapması lazım bu kız. Görelim bakalım. Pınar, sen neler yapıyorsun? Ben de müzikle ilgileniyorum, halk oyunu. Sesin güzel mi? Övünmek gibi olmasın. Peki bizim için bir tane söyler misin? Tabii, bir Karadeniz türküsü söyleyebilirim. Söyle de güzel sesinden dinleyelim. Çay elinden öteye giderim yali yali. Giderim yali yali. Giderim yali. Sirtundaki sepetun, ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Sirtundaki sepetun, ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Bravo sevgili Pınar! Türkü mü söylüyorsun? Evet, türkü söylüyorum. Harikasın Pınar. Gerçekten sesin de çok güzel. Sana müzik hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ablacığım, görüşürüz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, başarılar. Teşekkür ederiz. Yaprak sarmanın iç harcı için rondodan geçen soğanlar kavrulurken haşlanan salamura yapraklar süzülüyor. Anneciğim, seninle biraz dedikodu yapalım mı? Yapalım. Dün Güney Afrikalı gelinimiz Jarmain yarıştı. Yemekleri nasıldı? Gerçekten fiyaskoydu. Yani gelin üzmek istemiyorum. Gelin çok iyiydi. Çok sempatikti ama gerçekten yemekleri bizlere göre değildi. Anneciğim, haksızlık yapmadınız mı? Hayır. Kız ta Güney Afrikalardan gelmiş. Benim için gelmedi ki. Kimin için geldi? Yemeğini savunmak için geldi. Ama dün seni görmek için geldiğini söyledi. Bilseydim evime davet eder. Gerçekten yemekleri beğenmedin mi? Gerçekten beğenmedim. Nezahat Hanım dün çok sinirlendi. Sizin bilerek yaptığınızı söylüyor. Yok. Vicdanım rahat. 3 puanı hak etti mi yani? Sevdiğim hiçbir şey olmadı ki. Neye puan vereyim? Çorbası güzel değil miydi? Ben tuzluyla tatlıyı hem ikisini bir arada seven biri değilim. Tatlıyı beğenmedin mi? Hayır, hamurdu. Salata? Salatası hiç ne tuzu vardı, hiçbir şey. Yani ta Güney Afrika'dan boşuna mı geldi? Hüzüzü buna gelmiş, kayınvalidesi. Anne bu kadar yeter mi? Çağırmış ne annem? Şey yaprancını. Yeter anne. Yetmez. Dünkü Nezahat Hanım'ın beklentisi fazlaydı bizden ama olmamıştı. Olmayan şeye de nasıl puan vereyim ben şimdi ona? Güney Afrikalı durdu dedi ama hiç de güzel bir şey çıkartamadı. Beğenmez bunlar. Beğenmedi. Ne yapayım? Ne yapacaksın yani? Bunlar böyle zaten, ben bunu seyretmediğim değil yani. Maydanoz, salça, reyhan, karabiber, toz biber ve kimyonla karıştırılan pirinçler yaprak sarmanın iç harcı için kavrulan soğanlara eklendikten sonra suya ayarlanıyor. Ardından Malaga pastasının kek hamuru için çırpılan yumurta ve şekere kakao, nişasta, vanilya ve süt ekleniyor.
Pasta dendiği zaman bana hep üç çaylar aklıma geliyor. Yani anlayamıyorum. Üç çayına mı davetliyim? Yoksa bir gerçekten davet, yani sofra davetine böyle. Yani o aklıma üç çayı geliyor. Bir tatlı olsaydı daha da güzel olurdu. Malaga pastasının kek hamuruna un da eklendikten sonra mikserle çırpılıyor. Anneciğim, Ezgi ile nasıl tanıştın? Ezgi ile nasıl tanıştım? Bizim akraba oğlu sevdiği bir kız varmış. Askere gitmesine 20 gün var. O Ali'ye söylemiş, benim oğlana söylemiş. Böyle böyle düşündüğüm bir kız var. Nasıl etsek? Askere gitmesi. Gitti. Neyse. Nazar çıktı kızım. Gitti. Ne kırıldı? Bilmiyorum vallahi. Yani biz ellemedik. Tabaklar elde konurken şey olmuş. Anneciğim hep böyle sakar mı? Yok yok, nazar çıktı kızım hadi. Malaga tatlısına devam eden yarışmacımız hazırladığı kek hamurunu fırına veriyor. Ardından tepsi oruğunun ıslanan bulguruna yumurta kırıyor. Patates de koyacak mısın? Evet. Bazı gelinlerimiz patates koymadı. Bizim tarifimizde var. Koyulur mu? Koyulur, güzel oluyor. Denedi. Çok da güzel olmuştu. İnşallah burada böyle olur. Zorunlu lezzetimiz tepsi oruğunun ıslatılan bulgur ve irmik karışımına salça, bir tam yumurtayla iki yumurta beyazı ve un ekleyen yarışmacımız yoğurmaya başlıyor. Ezgin biraz kalın gibi mi oldu? Kenarların ortasından veririm. Ama ortası da kalın. Bakalım ne olur, zaten ben millete kalın diye eleştiri yaptım. Ama şu an bir şey yapamam anne. Tamam, evet. Olduğu kadar. Olduğu kadar, boş ver. Hayırlısı, olacak inşallah. Bunu çekeyim mi, doğrayayım mı? Örneğin şeyin kıymanın içine değil mi? Doğrayabilirsen doğru annem, doğrayamazsan çek. Hanımlar, şu ana kadar geçen süre 1 saat 2 dakika. Anneciğim, gelinleri savunduğun için senin üstüne çok mu geliyorlar? Üstüme gelmiyor da benim konuştuğum herhalde biraz çekemiyorlar. Çünkü iki kaynana suskun duruyor mesela. Zeynep Hanım'la Emine Hanım. Ben de konuşuyorum ama ben haksız konuşmuyorum yani. Kimsenin hakkını da yemiyorum. Eminim vicdanım çok rahat. O yüzden mi sana avukatlık yapıyorsun diyorlar? Avukatlığını yapıyorsun diyorlar. Çiğdem Hanım avukatlığını beni hatta dinledim, size de yapayım istiyorsanız. Öyle deyince bir şey diyemedi. Bakayım bugünkü kendini konuşabilecek mi, yapabilecek mi avukatlığını? Çiğdem Hanım mı yapacak onun avukatlığını, bilemiyorum artık. Zeynep Hanım hakkaniyetli davranıyor mu bu yarışmada? Davranmıyor. Çünkü konuştuğuyla, puan verdiğiyle o da tutarsız. Başta bana bir kere hakkaniyetle kendime davranmadı. Herkes kendi gününe oynuyor gibi geliyor. Şey nerede baktık? Aa, Ezgi biz nerede hata yaptık? Ne? Eyvah! Nerede hata yaptınız? Nerede yaptık? Şey aldın mı? Ne? Kuyruk yağı aldın mı? Aldım. Niye koymadık? Hangisinin içine? Şuna bir tavada hemen eritiyoruz, şuna döküyoruz hani. Tamam. Yaprak sarmaya kuyruk yağı mı koyacaksınız? Evet. Zeytinyağlı yaprak sarmaya. Evet. Zaten lezzet yapsın diye çok az. Biz bu hiçbirine bulyon koymadık Ezgi. Malaga tatlısının kreması için süt, un, nişasta ve şekeri karıştıran yarışmacımız tepsi oruğunun iç harcı için kavrulan soğanlara kıyma, salça, karabiber ve tuz ekliyor. Karabiber, tuz, maydanoz Ezgi. Ezgi. Evin temizliğini kayınvalidene yaptırdığın doğru mu? Yani yapamıyorum tek başıma. Yapıyorum ama şu an hamilelik bir sürecim vardı. Benim bir düşük riskim vardı. O yüzden hep yaptım. Hep kayınvalidem geldi yaptı. Eşim yaptı. Eşin mi yaptı? Evet. Eşim bana çok yardımcı olur ki. Şu an çocuğumu bile eşim evet, bakıyor. Geceye kadar o bakıyor. Gece 4'e kadar eşim bakar. Anneciğim, oğlun hangi ev işlerini yapıyor? Evleri çektirir, makineyle alır. Yani çamaşır varsa çamaşırını atar. Eğer serilecek varsa serer. Yani bu yapamıyorsa, hastaysa. Yapar, her türlüsünü yapar ki yeri geldiği zaman yemek yapar. Tepsi oruğunun kıymalı iç harcına maydanoz doğrayan yarışmacımız Malaga pastasının pişen kekini fırından çıkarıyor. Annemece yapma. Tamam, bir az kaldı Ezgim. Çok güzel kaldı. Seni günce kuyruk yağını azıcık erit. Bir dakika. Unutacağız çünkü. Şu kıymayı da koyacağız. Gözüm önünde. Hemen şuna bir tereyağı atayım. Çorbada da mı kuyruk yağı kullanacaksınız? Evet. Keşke söylemeseydik size. Beni biliyorsunuz. Benden sır çıkmaz. Değil mi? Direkt kayınvalidelerin masasına. Malaga pastasının kreması mikserle çırpılmaya devam ediyor. Eyvah! Ne oldu bu kekin şekline? Şeklinde bir şey yok. Kek resmen sönmüş. Sönsün. Sönmüş kekten pasta mı olur? Göreceksiniz nasıl olacağını. Programımızda ilk defa zeytinyağlı yaprak sarmaya kuyruk yağı konuyor. Anneciğim, paçanga böreğine basit demezler mi? Nasıl basit diyecekler? Yaprağı, iki tane el açması, el oyalıcı şeyler var. İki tane mi? Biri mantı, biri yaprak. Yaprak el açması mı? Ya emek isteyen bir şey tek tek. Getirelim. Haksız mıyım? Zeytinyağlı yaprak sarma için kuyruk yağı eriten yarışmacımız Malaga pastasının kremasını sıkma torbasına alıyor. Gelin hanım, bu
nasıl bir tatlı? Aslında bu da ikinci yapışım. İkinci mi? Tepsi oruğunu kaçıncı yapışın? O da ikinci yapışım yani, bir defa yaptım. Etli kuru bamya çorbasını kaçıncı yapışın? O ilk defa yapıyorum onu. Peki paçanga böreği? Onu eşim çok sever. Ay bunun içi pişmemiş mi? Eyvah! Bunu kozam. Geri koyayım ben. Malaga pastasının kekini tekrar fırına veren yarışmacımız kuru bamya çorbası için doğradığı soğanları kavurmaya başlıyor. Bamyanın eti nasıl olacak? Kuzu kuşbaşı. Anneciğim, çorba etli, paçanga pastırmalı, tepsi oruğu kıymalı, mantı da kıymalı. Buna eleştirmeyecekler mi? Boğacak hiçbir şey yok. Hepsini toplasan bir kilo et yok bile. Siz eti çok yiyorsunuz galiba. Hamur işi et çok tüketiliyor Kayseri'de. Herhalde hamur işi daha çok. Çorbada kullanılacak kuru bamyalar iplerinden çıkarılırken zeytinyağlı yaprak sarmanın iç harcına eriyen kuyruk yağı ekleniyor. Ardından tepsi oruğunun kıymalı iç harcı konuluyor. Ezgi, şunu şu kenarlarını şöyle kes, hemen al oraya. Elinde ezen, topak kalmasın. Patatesler neden tane tane? Yezemedim. Bulgur köftesiyle kapatılan tepsi oruğu dilimlere ayrıldıktan sonra üzeri zeytinyağıyla yağlanıp fırına veriliyor. Ve ilk yemeğimizi fırına verdin gelin hanım. Seni alkışlıyorum. Büyük bir başarı değil mi? Ne kadar kaldı süre? Deniz bitti. Kalan süreniz son 59 dakika. Ciddi mi diyorsunuz? Gelin hanım, muzla ne yapıyorsun? Ölçü mü alıyorsun? Evet. Malaga pastasının dilimlenen kekine krema sürüp muz yerleştiren yarışmacımız, çorba için kavrulan et ve soğanlara kuru bamyaları ekliyor. Ayıkladın mı kendim? Ay, bir tanesi kaldı. O ip Zeynep Hanım'a gelseydi ne olurdu? Çıkar. Heh, yetmez mi? Bakayım buna, ona bir bakayım be. Ne, hepsi anladın mı? Bunu aldım. Hepsi ipli kızım bunları, hiçbirini almamışım. Bunların hepsi ipli. Böyle kuruyor ya. Eyvah! Gelin hanım, inanamıyorum sana. Çıkarttım da yarısını çıkartmışım. İplerinden çıkarılan kuru bamyalardan sonra çorbanın suyunu ayarlayan yarışmacımız pul biber dökerken gayet cömert davranıyor. Anneciğim, gelinin eli çok bol. Evet. Kime çekti acaba? Bamya çorbası ipli olsa olmaz mı? Hayır. İstiyorsan hani... siz öyle yapalım. Limon çekirdekli, ipli ve bol pul biberli bamya çorbası. Dur benim bakmam lazım Ezgi. Hani yaprağa geçiyorum artık. Neden et bulyon atıyorsunuz? Bilmiyorum, bizde el alışkan herhalde daha lezzet veriyor gibi. O olmadığı zaman bir eksiklik gibi geliyor bana. Zaten et koydunuz ama. Koydum. Zaten onun lezzetini alacak. Karışacak. Baktım tadına lezzetli gelmedi gibi. Ağzımız ona alıştığı için. Etli kuru bamya çorbasının tuzu ayarlandıktan sonra zeytinyağlı yaprak sarmalar sarılıyor. Hızlı hızlı sarılan yaprak sarmalar hemen düdüklü tencereye yerleştiriliyor. Anneciğim gel, iki üç tane fazla yap Ezgi. İnce sararsa, baharatını korsa yaprak sarmasına güzel olur. Yanına da yoğurdunu korsa güzel olur. Hoo, evet. Söyleyeceğim orada, diyeyim hepsini diyeceğim. Hadi yiyin. Aç kaldınız da yemediniz ya. Malaga pastasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız fındıkları rondodan geçiriyor. Malaga pastasına nasıl karar verdin? İlla eşim bunu yapın dedi. Neden istedi? Kendi seviyor ya. Sevdiğinden yani. Sevdiği yapıldı, sevince illa bunu yap dedi. Değişiklik olsun dedi. Eşin en güzel hangi yemeği yapar? Ya o genelde hep sadece yapar. Rondodan geçen fındıklar eriyen çikolatayla karıştırıldıktan sonra muzların üzeri kapatılıyor. Pastanın başka işlemi var mı? Yanlarına çikolata şey yapacağım. Onu şey yaparken yapabilir miyim? Hayır, yapamazsın. Anne, şunu dökek. Anneciğim, şu anda Zeynep Hanım'ın bir puan sesleri kulaklarımı çınlatıyor. İlk başta öyleydi. Verecek diye düşündüm ama sonradan yumuşadı. Çünkü hepimiz dedik ki haksızlık yaparsın, vicdanın rahat olmaz, uyuyamazsın. Hak etmiyorsa verme. Bugün eksik menü çıkarırsanız size bir puan vermez mi? Bir vermez de, iki verir. Son şeklini alan Malaga pastası soğuması için buzdolabına alınıyor. Süresi giderek azalan yarışmacımız hemen zeytinyağlı yaprak sarmanın salça, ayçiçek yağı ve sıcak sudan oluşan salçalı sosunu hazırlıyor. Şimdi neye geçtik gelin hanım? Mantıya. Son yarım saat gelin hanım. Bakalım yarım saatte ne kadar mantı çıkarabileceksin? Mantı için dinlenen hamur bezelerine ayrıldıktan sonra oklavayla açılmaya başlıyor. Anne şu. Eyvah, tepsi oruğu yanıyor. Yanmış mı? Yok annem yok. Gitti tepsi oruğu. Yok, bakıyorum sadece. Alayım mı? Yok tabii. Mantıyı tamamlamaya çalışan yarışmacımız hamuru istediği inceliğe getirinceye dek açıyor. Yani yeter, katlıyorum. Neden katlıyorsun? Keseceğim. Çorba pişmeden düdüklünün altını neden kapattınız? Kapatmadık ki.
Yanıyor. Hamur çok kalın değil mi? O dörde katlanmış hani. Çok da küçük etme Eski. Biraz büyüt. Anneciğim Kayseri mantısı küçük olur. Olsun sen büyüt. Kayseri mantısının büyüğü de var. Onu da yapma yine Allah'tan. Ona ne mantısı deniyor? Çerkez mantısı denir. Mantı için katlanıp kesilen hamurlar kıymayla kapatılıyor. Anneciğim nereye gidiyorsun? Yemeğe gidiyorum. Hadi anneciğim çabuk git gel. Ezgi kayınvaliden de gitmişken gel bir hesap yapalım. Şu an beni lafa tutmazsan. Kişi başı 30 tane mantı yapmalısın ki tabak dolu görünsün. Ben biraz sulu olacak ya. Yarışmacımız ana yemek olarak sunacağı mantı için hamurları birer birer kapatmaya devam ediyor. Burada kaç kişilik mantı var? Şu an bir kişilik. Peki ne kadar süren kaldı biliyor musun? Tamı tamına 14 dakika kaldı. Ana yemeği ve 6 kişilik mantıyı yapabilecek misin? Sanmıyorum, yetişmez. Peki nerede hata yaptın gelin hanım? Bilmiyorum ya, heyecanlandım herhalde. Anneciğim, nerede hata yaptınız? Hata yapmadık diye düşünüyorum, yetişir veya yetişmez. Bizim de el oyalayıcı bir şey olduğu için biraz herhalde. Artık olan mantıyı birer kaşık birer kaşık vereceksin herhalde. Eksik olmasın değil mi? En azından eksik menü sayılmaz. Yoğurt sosunu da hazırlaman lazım. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi salatayı yapsam. Paçanga ne olacak? Paçangayı ondan sonra. Paçanga böreği için doğranan kapya ve yeşil biber kavrulurken mevsim salata için kıvırcık marul doğranıyor. Mevsim salataya neler girecek? Marul, havuç. Onlar nerede? Mor lahana. Mevsim salata için mor lahana ve havuç rendeleyen yarışmacımız paçanga böreği için hazır yufkaları açıyor. Ardından kaşar rendeleyip pastırma doğuruyor. Pişirme zaten sonra. Böreği servis sırasında da pişirebilirsin. Yeter anne onu getir yeter. Paçanga böreği için kavrulan biberler pastırma ve rendelenmiş kaşarla birlikte hazır yufkalara sarılıyor. Benimkine olmamış dediler de yani onlar bakalım şimdi onu oldurtacaklar mı kayınvalideler onu merak ediyorum. Biz de aynı yaptıydık olmadı dediler. Şimdi paçanga böreğini o da börek o da börek. Olacak mı ona bakacağız. Paçanga böreği hazır yufka ile oluyor. Kolay bir börek ama güzel yaparsa lezzetli oluyor. Paçanga böreğini tamamlayan yarışmacımız süresi bitmeden önce ana yemekte sunacağı mantının salçalı sosunu hazırlamaya çalışıyor. Ben bunu o an şey yapsam olur mu? Son 5 saniye çabuk. Bitti. Kayınvalideler geldi. Ne bu? Hadi hemen kapıyı açalım. Ne oluyor ya böyle bomboş masa? Vay 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 vay. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. 3. Şimdi hadi bakayım. Masayı hazırlayamadım. Haklılar yani. Aynısı benim gelinin aynısı. Olmamış. Bakın yok altı. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yediniz siz altını. Ha ben yalancıyım ya. Dünkünün acısını çıkartmaya çabalıyorsunuz herhalde siz. Sizinki geçti, sizinki dünde kaldı. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ertan'ım. Canım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Oo, ne oluyor ya böyle bomboş masa? Vay 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 vay. Gülün Hanım. Yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdim de masamda giyinemedim. Giyinememişsiniz. Evet, yemekler yetişti de. Niye kapıyı geç açtınız? Anca yetiştik valla. Kusura bakmayın. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Masa hazır değil. Eyvah ya. Eyvah, masa işte hazır değil. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım şimdi ne yiyeceğiz? Evet. Masa bomboş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle vereyim. Değiştiremediniz mi? Değiştiremedim. Değiştiremedik. Sağlık olsun. Ne yapalım? Geçin buyurun. Hadi bakalım. Hayırdır? Şimdi bunlara. Kaç tane not kıracaksınız? Zile bastık. 3 defa kapı açılmadı. Bekledik, bekledik. Ondan sonra açıldı. Üstü giyinmemiş, hiçbir şey yapmamış. İşte içeriye girdik, masa yok. Bomboş bir masa. Tabii şok olduk. Hanımlar hoş geldiniz. Bomboş. Hoş geldiniz. Masamıza da hazırlayamadık. Yetiştiremedi. Evet. Kusura bakmayın, müsaade ederseniz hemen hazırlasın. Evet. Zuhal Hanım gelsin, öyle kurun olur mu? Olur, tamam. Bekleyelim. Merhaba. 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 Ezgi.
Hoş geldiniz de. Hoş buldum da. Boş boş buldunuz. Yetişmedi mi masa? Ya masayı yetiştiremedik. Yemekler yetişti mi? Yemekler yetişti. Süper. Masayı yani, kursun tabii yani ki değil mi? Yani izin verirseniz. Hanımlar yani kursun. İzin vermek zorundayız. Evet. Neyde yiyeceğiz yemeği yani? Peki buyur o zaman sen masanı kur. Kursun ben da. Yani bizim biz şeye uğradık yani böyle. Ne bileyim şok olduk. Şok olduk. Uzun süredir biz de böyle olmuyordu. Evet. Bir ara oluyordu ama. Ama bu kadar aydır değil yani. Evet. Neden böyle yetişmedi masa Özür Hanım? Biz efendim, kurduk. Siz de yardım bakalım edin isterseniz. Bakalım ne olacak onlara. Biz kurduk her şeyi evet. Kızacağız yani o kadar zararlı gittik ya. Verin, üçü vermeyin sevinsin. Beşi verin, dördü verin. O sevinecek ona. Yok. Üç. Şimdi hadi bakayım. Yani hani. Herkes ister yani yetiştirsin. Tabii, nasıl uğraştı tabii. Ya kız? Ne oldu Ezgi? Neyde takıldın? Ya biraz zordu. Benim mantı falan sıkıldı öyledir. Ya. Öyledir. Evet. Biraz da heyecanlandım. Çok. Hmm. Peki. Bizim gelinler de yanıştı ama kızım yani heyecanlanmak herkes heyecanlandı. Ama kurmaya çalıştık. Teşekkür kurduk teşekkür. Da. Tamam ben hallettim. Ay bayılıyorum. Ekmek sepeti olmadığı için eleştirildik. Özün Hanım. Efendim siz motive etmediniz mi geliniz? Gayet aktiftiniz benim gördüğüm kadarıyla. Yok iyi git. Hızı da gitti oyalanmadı ama olmazsa olmuyor. Zorlayacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zorlan ne yapalım? Canı sağ olsun. Olmazsa evet. Olmuyor yani. Ne Allah'tan yapalım? Yemekleri yetişmiş. Evet. Menüsünde eksik yok. İçeri girdiğimizde de masa bomboştu. Şaştım kaldım zaten. Hepimiz şaştık. Nasıl yetiştiremez? Hepimizin gelinleri aynı saatte o kadar vakitte yarışıyor. Yetiştirdiler. Ne çorbasıyla başlıyorduk Ezgi? Etli kuru bamya. Ha etli kuru bamya. Bamyasını Kayseri'den getirmiş. Çiçek bamya. Herkes bilir herhalde. Evet. Kuru bamya çorbasını. Açıkçası evet aylardır boş bir masaya oturmuyorduk. Üzüldüm ama dediği gibi Özgür Hanım olan olmuş. Bundan olmamış sonrasına bakacağız. Şey yemekleri lezzetine göre değerlendireceğiz. Tabii ağır da bir menü. Onu da kabul ediyoruz herhalde değil mi? Hem sarması var, tepsi oruğu, mecburi lezzet. Mantı, ana yemek. Kayserili gelinimiz. Kayseri'de yaşıyorlar. Kayınvalidesi birlikte oradan geldiler. Beklentiler de yüksek. Herhalde menü ağır olunca biraz masada değil mi? Biraz heyecanım fazlaydı. Heyecanım. Evet. Başlarken gerçi biraz dedik hani biraz ağır mı biraz hızlan hadi hadi yapmıştım sana ama neyse eksik olan masa olsun diyelim. Evet. Evet şimdi sen bize çorba servisini üzerini değiştiremedin. Değiştiremedim. Tamam. Peki değiştirmek ister misin? Yani eğer çorbalardan sonra izin verirseniz değiştirebilirim yoksa. İzin verirseniz çorbaları servis etsen. Tamam. Kayınvalidelerle konuşalım o arada. Müsaade eder misiniz çorbalarımızı içerken tabii üzerine canım. Değiştirsin? Ediyoruz. Ediyorsunuz. Evet Nezahat Hanım üzgün görüyorum, süzgün hastayım, görüyorum. Hastayım, hastalandım. Gelinler ne oldu geçmiş olsun. Yemek yemedik. Yani bir şey anlatamadım yani. Kardeşim ben bunu getirdim bu gelini buraya. Nerelerden getirdim? Ya siz zahmet olmazsa. Ya. Ne bileyim ben yani bu kadar ederim. Şeylik olmaz. Yok 3 verelim de ne olacak ya? 3 versen 4 versen ne olacak? O kız zaten buna mı şey yani sevinsin diye getirdi. Zaten kazanamayacak diyorsunuz. Tabii bir şey en demezdim azından, yani. En azından olurdu yani. Bir şey aldım ama bu kadar yaptım. O zaten öyle razı olur. Ama bu acayip bir şey. Sanki düşman gibi böyle. Vallahi yani anlatamam sana. Anne neden bize öyle yaptılar diyor. Ay değil mi çok sarsıldı. Masalayı hazırlayamadım, haklılar yani. Yetiştiremedim. Yani yapacak bir şey yok. Allah'tan 3 puanlar çıktı. Eksik de bir menüm yok. Biraz sevinmek olur insan bunu olmasa mutlu bile yani. Mutlu ayrılsın buradan en azından. Hepsimiz 15 kimse bir kişi kazanacak. Tabii burada. Tabii. Ama o bir kişi kazanacağı için diğer insanları yani ben bunu şimdi bundan sonra olanlara da söylüyorum yani. Sadece değil. Hep söyledim. Buraya geldiğim zaman da söyledim. Ne olur yiyin, ne olur beğenin. O kız olmamış az yaptıysa. Pekala. Nezahat Hanım şey olmamış bir şeyi de illa beğenmek gerekir mi? Beğenmek değil. Yani not yani sana zaten altı verdim. Ne olacak benim gelinimi 4 ama versen 5 versen. Beğendiğiniz halde, bildiğiniz halde yemeğe 6 verdiniz. Ya yeter ben, işte daha konuşma. Yeter işte yani daha diyorsunuz. Daha konuşma ya. Bence almışsın olmaz. Sen 6'yı. Olmaz. Sen aldın bak, hepsini aldın yapıyorsunuz. Sen. Bak sen hepsini yemeklere, aldın zaten. Biz yemeklere puan veriyoruz. Daha ne istiyorsun? Yanlış yapıyorsunuz. Benim gelinimi üzdünüz yani. Yok. Öyle. Biz kimseyi üzmek için gelmedik buraya. Biz yemekler için güzel tat vermeye geldik. Güzel bir üç yapmaya bilmişsiniz. Etli kuru bamya çorbası. Tamam yemediniz ama tadın güzel ama yaptı o kız onları.
Ama tattık baktık tadına Nezahat Hanım. Şimdi ben ne yapayım? Söyledim. Ben en yüksek puanı ben verdim. Benim yine işim yoktu. Yani, altı versem üzeri masalara hatırlık olmaz mı? Ben nasıl bir kıza tamam. dedim güzel ama olmuş siz kabul etmediniz. Gerçekten düşündüm. Altı vereyim mi diye düşündüm. Yok, verseydin, altı versem üzeri masalara hatırlık olmaz mıydı? Zaten bindi arabaya gitti. Üzgün. Nezahat Hanım. Yani, sizin yemekleriniz olmamış da. Yani onun yemeklerini o anlatamıyor size. Yani belki de bulamadı bir şeyleri yapamadı. O yeni gelmiş yani ne bilir şey köfteyi. Ben ona zor ettim. Kaç defa evde ama yaptırdım. Yenilik bunlar yani size göstermek istiyor belki böyle. Belki de severek göstermek yani. İstedi. Yüzünüz güneşte Nezahat Hanım. Şimdi baktım bugün yüzünüz düştü. Çok. Hani hiç düşmemesi lazım. Biz burada yemeklere yok, veriyoruz puan. Ben şey için anne, değil. Hayır. Benim gelinimi sevindim. Çarşamba ya. Çok güzel güneş yüzünüz. Her zaman. Tabii tabii. Bugün o yüzü göremiyorum. Gitti. Gelin öyle olunca tabii yani, gözüm. Senin gelinin öyle olsaydı sen aldın. Tabii yok, sen senin aynı senin şeyde olacaktım yine de. Tabii aldın kardeşim sen hiç konuşma. Hadi bak çorbalar da geç geldi. Hadi üzerine de işte gelsen. Hı-hı. Hadi bakalım. Hı-hı. Buyurun biz çorbalarımızı içelim. Tabii. Benim gelinim masasını kurdu, tabağını aldı, taşıdı, yaptı, uğraştı, üstünü giydi, her şeyini. Hepsi 3 puan. Yani ne oluyor bu bomboş masaya, ne verecekler? Pişman olacaklar mı? Yani bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Orada konuşacağım zaten. Benim gelinimi böyle yaptılar. 3 puan. Hepsi 3. Yani herkesin gelini üzülüyor böyle bir şey yapınca. Hepiniz biliyorsunuz herhalde bamya çorbasını. İçen var mı daha evvel? İçmişsinizdir herhalde. Ya da yemeğini mi yediniz hep? Yemeğini yedim ben. Yemeğini yapıyorum etli. Ama çorbayı da beğendim. Sıcak, güzel. Ha. Beğendim. Kıvamı, lezzeti, ekşiliği. Biraz acısı fazla geldi bana. Ben çok acı yemiyorum ama yenir yani güzel. Acık tuzlu geldi bana da. Sıcaklığı da güzel. Tuzlu mu geldi sana da? Acık tuzlu geldi. Biberli geldi. Baharatı fazla mı? Acık fazla baharatı da. Hmm. Tuz atmadık sıcak, ama. Sıcak güzel yani. Karabiber mi koydu? Biraz evet. Karabiber koyduk, tuz atmadık. Salçaların tuz olsa gerek. Salçalarımız biz kendimiz Kayseri'den getirdik. Hı. Kendimiz kaynatıyoruz da haliyle tuzlu olmak zorunda oluyor. İdem Hanım buyurun. Çorbası güzel, sıcak, lezzetli, dolu dolu. Hı. Evet, güzel yani. Kıvamı falan yerinde. Kıvamı da güzel, yerinde. Etliydi değil mi bu? Evet, etli. Çok ufak olduğundan biraz gözükmemeyebilir. Çünkü minik minik yaptık. Evet, şurada küçük küçük gördüm. Çok herkes ha. gördü tabağında etleri değil mi? Gördük. Ha, etler. Evet. Etler var. Etler de ya, aynı şekilde bahçede, aynı eşit bir şekilde yani güzel yani şimdi. Minicik minicik, evet. Evet. Görmedim. Yani şimdi, ha, küçücük evet. küçücük. Eti kendisi de orada herhalde değil mi o kadar küçük? Görmedim valla, ben yemin bağlamadım. Tuzu az olsaymış hani... Kasapta şey, doğratmış eti. Yok, tuzu diyorum bir miktar az olsaydı şey olurdu ama yoksa güzel içilecek bir çorba. Ama eti göremedim yani sadece yok, şey et. Bir baktım içinde et var. Hmm, evet, etli. Yani daha gösteriş yok. Sadece bamyalar lezzetli yani. Ama yani zaten ama etleri güzel. Böyle oluyor. Çorba evet böyle oluyor. Yani bu da. Şimdi anladım ben et deyince. Hmm. Ben bamyalar. Evet bayağı yedim. Minik. Ben de görmekte zorlandım. Sonra gördüm. Kasap nerede doğradı dedim dediniz et değil mi etleri evet, böyle evet. minik? Böyle mi oluyor? Öyle ya, kasap mı doğradı etlerinizi? Evet. Öyle rica ettik. Ufak doğramasını istedik. Evet. Bravo Allah, usta kasapmış gerçekten. Küçücük. Minicik minicik ne güzel yok doğramış. Yok gibi yani. Tadı nasıl Nezahat Hanım? Siz beğendiniz mi çorbayı? İyi, ben her zaman yerim zaten. Ne ben güzel. Ben bu şeker hastasıyım ya. Onun tabii. için ben bamya... Bamya zaten çok faydalı. Mesela Ezgi. Bamya tohumu içerim ben. Tabii. Bamya tohumu içerim. Bamya ona tohumu bunu içerim. Çok faydalıdır yani, derler. Tabii ki bu o yapmış kız yani. Bak ne kadar uğraşmış ki masayı yapamamışlar. Demek ki uğraşılmış yemekler etmen. Tabii. Ben de gelin oraya nasıl koştu böyle. Ama ben de yetiştireyim diyor. Onun böyle yetiştirmesini görsem canla başla uğraştım. Ama anlamadılar. Ben bir cevap veremeyeceğim yani. Beğendiniz mi çorbayı? Nezahat evet. Hanım hepimizin gelinleri koşturdu. Tabii, hepimizin tabii. gelinleri aynı doğru. Tabii, şeyi tabii. gördü. Biz de onlara herkes eşit sürede yürüyoruz. Yani, sadece sizinki değil, de 2,5 saat. İşte, ben de aynı veririm. Şekilde cevap veririm. Ben numarayı size. Atarım böyle. Aynı evet, şekilde doğru. koşturacak. Attım sana. Ben geline bakabilir miyim? Bu, bakın buna. Bakın. Şey yapamadım. Yani, bir bakın. Yani bir tek sizin keşke ona da verseydim. Ben bir bakayım diye. Pişmanım yani. Bu gelinin buna da 5-6 verseydim. Tamam mısınız? He? Çorbalar alayım. Gelin gitti masadan Zuhal Hanım. Kayınvalide de gitti. O da ona da geldi. İşte bu geldi. Hoş geldi. Allah. Beklettim kusura bakmayın. Al canım eline hadi sağlık. Bakalım.
Güzel olmuş. Çorban biraz acısı fazla kaçmış. Ben birazcık da ekşisini az buldum. Evet. Bir tık daha ekşi kaldırırdı bu. Tamam, ama lezzetli mi? Lezzetli. Kıvamı falan, sıcaklığı gayet güzel. Güzel. Biraz daha ekşi isterdi. Şöyle gelip alırsın yavrucuğum. Bana çok tuzlu gelmedi. Bana da gelmedi. Bana da gelmedi. Tuzu falan biraz yerinde. Birazcık yapmış, biberi yapmış fazla. Geniz yakıyor biraz. Tabii biraz da ekşi. Acıyı sevdiğim için herhalde biraz ondan olabilir. O ama ekşi isterdi. Birazcık daha bamya ekşi kaldırır. Ama güzel bir çorba olmuş netice itibariyle. Biraz sadece karabiberi kaçmış. O kadar. Onun için de gayet güzel olmuş yani. Çorba beğendiler Zuhal Hanım. Biraz eşki bul, yani eşkisi az buldu. Biraz şey olmuş, acı olmuş. Sadece biraz acısı fazla kaçmıştı. Yoksa her şeyi güzeldi bamya çorbasının. Nezahat Hanım. Efendim? Bu kadar Afrika'dan getirdim. Afrika'dan geldi gelinim dedi. Etti dedim. Yani bizim için gelmedi. Tabii. Yarışma için geldi. Herkesin gelin yarışma için geldi ama. Sevindirseydiniz yani, onun. Başka hani bir şey istemedim. Hani biz kimseyi incitmek için değil yani. Burada yemeklere puan veriyoruz. Afrika'dan geldi diye yani. Yüksek puan verecek değiliz yani. Tabii. Yani ben size söylüyorum. Nasıl isterseniz. Artık bu geçmiş tabii ki. Güler yüzlü, tatlı dilli. Yani ya, hepimizin gelinlere güler yüzlü. Onların hepsi güler yüzlüydü canım. Hani sağ olsunlar kimse hepsi. Bir herhalde somurtkanlık yapmadı burada tabii gelinlerimizden. Biz çok gördük de. Ha programda çok vardı. Evet tabii. O neler yemekte vardı. Yemeğimiz azdı. Benim yemeğim özellikle azdı mesela şey. Evet. Ondan sonra Zeynep Hanım'ın ki hani daha kalın kesilmişti. Rosby. Rosby. O sini oruk azdı. Altı yoktu. Yani evet bayağı. Bazılarının altı gelmiş. Yoktu. Mesela yani, benimkinin vardı. Emine Hanım'ınkinin yoktu. Yani. Sence ya, kıyma ve üstünde ince bir öyle bir şey. Ama çok lezzetsiz değildi. Yani değil. Mesela. Ya şu an iyi. Çorbamı beğendiler. Bence ara sıcaklığı da beğenecekler dolmanın falan. Tepsi orun da güzel oldu. Ama ana yemeğim biraz az oldu. Ondan bayağı eleştiri alacağım. Az olabilir. Dünkü gelin de sonuçta az yemek yapmış. Yenilik denen bir şey var, yenilik. Yeniliğe hazır değiliz biz. Hep olsun bize koca koca yemekler. Halbuki bir tane tadıp da yemiyoruz onu, gönderiyoruz. İşte bu, ben de dedim ki böyle böyle yapar o zaten, onlar öyle yemek yapıyorlar. Etleri öyle, onlar böyle kırmızı bir et yapıyor. Ondan sonra böyle içinde onları yiyorlar. Yemezler dedim. Gelin aldandı, yapamadı. Ama yani biz, çok uğraştık. Emine Hanım siz niye konuşmuyorsunuz? Konuşsanız. Yani masada bir tek ben mi varım? Tamam. Olmayabilir yani benim gelinimiz birinci olmayabilir. Öyle biraz kalınca o zaman o etin yani en azından kenarları pişiyor. Ortası pembe kalıyor. Tamam. Onu yiyebilirdik. O da size öyle söyledi. Zeynep Hanım siz de konuşuyorsunuz. Bravo. Konuşuyorum ben. Hiçbir şey ben konuşuyorum. Sanki burada avukatım da konuşuyorum. Bir tek ben yemek yiyorum. Bir tek ben yemek sunuyorum. Hani sundum. Bir tek benim yemeğime puan verildi. Ya. Sizler de konuşun. Bakın, ya senin de günün. Siz bizim adımıza karar vermeseydiniz, onu o yapması gerektiği gibi yapsaydı, böyle daha kalın dilimler, et daha yumuşak ve sulu olacaktı. Böyle ince kestiği zaman yani, kuru olmuş. Yani hiçbir tadı yoktu. Ben de yoktu. Belki, şey yapmadım. Olmadı. Belki hiç müdahale etmeseydiniz tadı beğenmedi, olacaktı. Bir şeyleri o evinde nasıl yapıyor, buradakileri bulamıyor. Yani ama et bulmuş zaten. Tepsinin üstüne koymuş, yanıyor tepsi nasıl diyorlar. Nasıl olması gerektiğini korkuyor de gördük. Her tarafını mühürlüyor. Evet. Ortası pembe kalıyor. Kesiyor sulu sulu et misin? Evet. Et oluyor. Evet, evet. Öyle olması gerekiyor. Öyle yapsaydı. Ama yani siz müdahale etmişsiniz. Nerede kaldı bu arada? Evet. Nerede? Nerede kaldı? Ne yapıyor? Herde paçanga böreğini kızartıyor. Ha paçanga böreğini kızartıyor. Bayağı bir gecikti. Hadi kızım hadi. Yeter anne şunlar yemem. Kızım hemen ikisini götür. Peçete. Gelin yavaş diyorum, yorulmuş herhalde bugün, yetiştirememiş evet zaten. Yani biraz sesiniz sizin de çıksa vallahi, benim bir sesim çıkıyor burada. Hayır, sanki. Hayır, o kayınvalidenin şey sesi çıkıyordu. Çıktı da şimdi. Dün ben Ezgi konuştum. Kızarttım. Bu sefer beni evet, hani yeni kızarttı. Bir tek şey gördünüz. Hayır, görmedim. Şey yapıyorsunuz. Ama herkes hayır, beğenmedi. Görmedim. Ben üç verdim de dört verilip de çok çok bir şey görmedim. Sadece yani siz değil. Hani burada gelen zaten yani birinciliği oynamak için geliyor. Ben birincilik oynamak için gelmedim. Mantının suyu koymadım. İşte kaynayan su var mı? Ben dedim ki gel kızım gidelim.
Bak çok güzel, işte Zuhal Hanım'dır, bilmem nedir, aldım kızı getirdim. Bir istediğin yemeği yap dedim. Onlar da dediler ki evet, Güney Afrika yemeği yapsın. İşte o şeyler falan üstündeki etin, o kadar zor şeyler onlar ki. Gittiler kızlar, ordu gibi her şeyi aradılar, buldular. Bunlar bir şey. Yani bu, bunlara siz bir, ama ben buna bir üç vereyim. Hayır, öyle bir şeyimiz yok. Ona üç vereyim de yani. Biz yemeğe veriyoruz, ediyoruz. Ama bu, bu söylediğiniz şeyler sadece size özel değil şimdi ki. Şimdi orada benim gelinim şey bu program olunca görecek. Veriyor, ve çok üzülecek. Herkes görecek diyor. Yani. Nezahat Hanım. Anne diyecek, neden beni bu kadar şey yaptılar? Hiç onunla olmazsa, alakası yok. Dört verseydin, o da bilmem ne verir, o da sevinir yani. Ama yok. Dört verdik. Siz Güney Afrika'da seyredecek, yok şurada seyredecekler evet. Diye keşke böyle puan verseniz diye puan evet. Verilmiyor. Evet. Güney Afrika'dan geldi diye yüksek puan da verilmez. Yok tabii ki canım, başka bir şey. Aman aman, bir tek ben 3 verdim de geri kalan 6-7 veya 8 vermedi. Sana bir şey demedim ben. O kadar suratınız değişti ki dünden beri. Hani olmaz. Çok üzüldü yani, 4-5 verin ya. Tamam, kazanmayacaklar, kazanmayacağız. Ne yapacaksın, cebine mi dolduracaksın onun numaraları da gideceğim. Daha yeni otursun gelsin, yeni program başlasın, herkese 3 veriyorlar. Evet buyurun, ara yemek tabağında paçanga böreği, evet. Tepsi oruğu ve zeytinyağlı evet. Sarma var. Nasıl buldunuz ara yemek seçimini? İşte cama indi, bu kadar yaptı. Börek olmasaydı daha iyi olurdu. Yanında başka bir şey yok. Salata olsaydı daha iyi olurdu yani. Ne olsaydı? Şeyini, böreğin yanında. İyi lütfen gelenler yandı. Şu böreğin yerine başka bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Mesela ne ama olsaydı? Bu da börek, bu da börek. Bu köfte, bu da börek. O köfte, o börek tamam, farklısı bir şey. Bunu bir cevapla istersen. Hem börek de üstüne şey de mantı yiyeceğiz. Dolma yakışmış yani. Ne diyeceksin? Ya, pastırma ya, içinde hani pastırma var. Biz Kayseri'den geldiğimiz için. Hani öyle bir yani şey şimdi yok. Bu bir börek. Yanında evet. Dolma var. Üzerine mantı yiyeceğiz. Bir de tepsi oruğu var ya. Sence doğru bir seçim mi? Bence evet, doğru yani. Bunlar doğru da... Dolmada da pirinç var. Gördüm dolmada yani. Dolmada da pirinç var. Evet. Kızım pastırmayı Kayseri'den mi geldi? Pirinç, yufka... Yok, pastırmayı... Şey, çevik yufka mı kullanmış, ne yapmış baksana. Kayseri'siniz, şey... Pastırmayı keşke Kayseri'den getirseniz de... Yufka da yok ki. Pastırması diye şey yapsak pastırma bize. Pastırmadır ki zaten. Burası veya orası aynı. Belki o da Kayseri'den geliyordur. Ora bura fark etmiyor. Bilemiyoruz tabii pastırmalar nereden geliyor. Umarız Kayseri'den geliyordur. İçecek bir şey alır mıydın? İçecek soruyu Ezgi. Ezgi. Su getir. Ezgi'cim, ben su alabilirim. Su. Su alacaktım. Su. İşte benim gibi söyledim ya. Aynı su ya. Yoktu, tepsi. Benim gibi bu yoktu kadar yaptı ya. Evet buyurun, bu tepsi oruğunu da değerlendirin. Hani dünkü gelinimizin olmamış dediniz. Heh, puan vermediniz. Aynısı. İşte. Bakalım bugünkü olmuş mu hafta yavrum, 20'yi? Yavrum yaptı ya. Vallahi yaptı. Ya verdiler işleri. Bak aynısı. Mantılar mantılar nerede? Mantılar mantılar. Mantı nerede? Mantı. Nasıl tepsi oruğu Nezahat Hanım? Hazır söyleniyorken siz söyledim. Aynısı benim gelinin aynısı. Olmamış. Olmamış mı? İncecik tabii, karma karışık. Ne altı belli ne üstü belli. Artık ben öğrendim bu işi. Ben cahilmişim. Estağfurullah. Nasıl altı belli? Vallahi beni cahil yaptılar. Ne diyorsunuz Özgür Hanım? Ne altı belli ne üstü, karman çorman. Nezahat Hanım. Nezahat Hanım. Nezahat Hanım. Kendi şeyinizi kabul ediyorsunuz yani şimdilik değil mi? Ne gibi? Sizin oruğunuzun olmadığını. Hayır, benim olmadığına değil. Yani aynı ayar yaptılar. Nezahat işte, Hanım dediniz ki, bak bizimki gibi demiş, dediniz olmadı dediniz. Yani kabul olmadı. Ettiniz değil mi bunu? Kabul ettiniz yani. Daha önceden kabul ettim. Senin gelinin yüzüne söyledim. Sen dedim yaptın bu işi dedim ona değil mi? Hayır. Burada yok. Konuşulan siz duyuluyor kendi değil mi? Geliniz için söylüyorum ben şimdi. Hani bu sinir oruğunu olmamış dediniz. Bak, bak, bak. Aynı benim gelinim gibi dediniz. Hani kabul ediyorsunuz kendi gelininizinkinde olmadığını. Ya olmadı. Bu kadar işte. Bu kadar. Benimki gibi burada diyor. Bu kadar. Ne diyeceksiniz Özgür Hanım? Nezahat Hanım. Bu kadar. Gelin. Altı yok işte diyorsunuz. Sen altına bakar mısınız? Al işte. Nezahat Hanım, altına bir bakar mısınız? Baktık, benim de işte inceleri bu kadardı. Kaldırır mısın lütfen? Altını bir kaldırabilir i̇şte misiniz? Kaldırdım işte. Ne? İşte. Altını, içini demiyorum. Yok, altına. Yok, bana alt gelmemiş. Nasıl yok. İşte kaldırın? Lütfen kaldırır i̇şte mısınız? İşte kaldırdım bak bu. Başka su içenler. Benimkine bakın lütfen. Üstü var. Sende var, bende yok. Bak, kaldırmıyorsunuz. Yok. Arka altını çevirin bir Nezahat Hanım. Görelim lütfen, gerçekten. Lütfen çevirin. Çevireyim ablacığım, görmek istiyorum. Ya. Çeviremiyorum. Bir çatalla kullanın. İşte bakın, yok altı. Yok mu?
Yok. İmkansız öyle böyle olması. Böyle yapacağım en sonunda. Alın işte görün. Yok altı yok diyor benim. Altın altı yok. Her tepside yani benim yok. Gelin aldım gibi. Ben. Hepsini hı. Aldım hepsi yani aynı şekilde çıktı. Nezahat Hanım kesinlikle kabul etmiyorum yediniz siz altını. Yok yok. Olamaz imkansız Nezahat Hanım. Yemiyorum böyle kenarını kestim. Yani bütün şey kayınvalidelerin olup da seninkinin üzüsü altın alıp da ayırmış değiliz. Ha ben yalancıyım yani. Estağfurullah. Hayır estağfurullah yalancı demiyorum. Belki yemişinizdir unutmuşsunuzdur. Hayır unutmadım kestim böyle. Zaten ben yiyemem alamadım çatalla falan. Altı yok diye bir şey yok. Gelirken hepsine baktım Nezahat Hanım ben. Hepsine baktım acaba altı... olabilir yani belki bana keserken bana gelmedi altı. Su içer misiniz? Ya olmamış yani. Olmamışsa bir sorun değil olmamış. Ama olmuş bir şey olmamış demeyin lütfen. Ama benim geline de siz öyle dediniz. Evet buyurun Emine Hanım yediniz mi içinden de? Evet yedim Zuhal Hanım. Nereye gitti acaba? Eski tepsi de mi kızım? Paçanla böreğimi sevmedim. Pardon efendim? Tepside falan yok. Ben hepsini aynı şekilde koydum. Başkasının altı olmayan var mı acaba? Ya siz kendinizi kıyaslamayın lütfen. Siz dün acısını çıkartmaya çabalıyorsunuz. Sizinki geçti. Sizinki dünde kaldı. Herkes de olmasa anlayacağım ama bir tek yok, sizde yok. Yok vardır altı. Dünkünün acısını çıkartmaya çabalıyorsunuz herhalde siz. Yani yediniz herhalde. Yemedim yemedim. Hani ben getirdim onu. Ben dedim gidelim annem bak orada değişik yemekleri gösterirsin, öğretirsin. Yani biraz insan bir şey olur, öğrenir ya. Yok yok, alışmışlar çorbaya. Hadi 5 dakikada bir yemek, hadi. Başka bir şey bilmiyor onlar. Kendi kendine konuşuyor. Gelininin üzüldüğünü habire dile getiriyor. Bize gelinim üzüldü, gelinim üzüldü. Aman gelinim üzüldü. Gelin, herkesin gelini üzülüyor. Benim gelinim de giyinemedi diye üzüldü ama aman benim gelinim giyinemedi, aman üzüldü demek yerine neyse hakkı onu verdiler. Bozulmuş plak gibi aynı Nezahat Hanım söylüyor. Devamlı aynı şeyi söylüyor. Uzaktan geldi. Aman keşke verseydiniz, sevinseydi. Kafamızı şişirdi yalnızca o. Evet buyurun. Biraz yemeklere artık dönelim. Çiğdem Hanım buyurun. Ara yemek tabağında 3 tane yemeğimiz var. Evet. Buyurun başlayın paçangadan. Paçangası olmuş, güzel olmuş. Hı. Sinoruk olmamış. Hı. Sinoruk olmamış. Sarmalar da içinde pirinçler diri kalmış, pişmemiş maalesef. Bakabilirsiniz. Katılıyor musunuz Emine Hanım? Biraz Hanım. Diri kalmış, orunda lezzet eksikliği var. İçinde baharatı eksik, cevizi eksik. Ben paçangayı da maalesef beğenmedim. Şuna bakın, böyle yani yufka yok gibi bir şey. Zuhal Hanım bakın benim paçangam bu. Sizin yok sen... yani, evet. Yani bizimki... beğenmedim arası canı. Beğenmedi Ezgi hiçbir şeyini Emine Hanım. Evet. Afiyet olsun. Tamam ince açmış. Sadece ince açmış. Bakın kıymasında doğru düzgün salçası yok, baharatları yok. Koymadın mı canım baharat çeviri? Hayır koydum her şeyini de. Az konuşma yetersiz. Sarmada acaba kuyruk yağı var mı? Var evet koyduk. Niye koydunuz? Yani biz zeytinyağlı değil mi bu? Zeytin yağlı diyerek yazmadık ama biz. Yani öyle şey olarak yazdık. Yaprak sarması dedik. Biz evde de yaparken kuyruk yağlı niye yapıyoruz. Niye koymasaydınız keşke. Bize lezzet yani, verdiğini aa. Biz öyle yiyoruz. Lezzet alıyoruz öyle. İşte ondan da öyle olsun yapıyor. Diye evet. Buyurun Zeynep Hanım sizi de dinleyelim. Bir ben mantıya bakabilir miyim? Bak tabii canım. Kuyruk yağında olduğu için ağzımızda dondu. Dondu mu? Donuyor ağzımıza. Donacak kadar diyor. Yok yapmayın ne bak. Ne bileyim yapmayın. Ya kokusu geldi bak, yani. Bak dinle dedim bak. Bir de. Bahane aramayın lütfen. Bahane aramıyorum zaten. Donacak kadar değil. Bak ben sana ne diyorum. Bahane aramıyorum zaten. Paçanda böreğin içi sanki dersin ki yarısı pişmiş yarısı pişmemiş. Aa, neyin yarısı pişmiş? Paçanganın diyor. Paçangalı böreği. Nasıl bir böbrek mi? Şeyleri yemiyor. Et duruyor. İçinde. Pastırma onun erimesini mi bekliyorsunuz? Erimesi birazcık rengi dönmesi lazım. Onun nesi rengi dönecek ben anlamıyorum ki. Pişmiş gibi. Pişti zaten onlar. Eleştirmek için eleştirmeyin lütfen. Eleştirmiyorum. Bak. Eleştirmek olmamış, için. Olmamış değil. Hayır canım. Mesela yağ donma diyorsunuz. Yağ donması mümkün değil. Çünkü çok az miktar. Onu eşit şekilde paylaştırdığımız zaman onun tadını almamız aha, mümkün değil. Aha anneciğim. Bak pişmemiş abi şey içini denesi de acık pişseymiş güzelmiş güzel olmuş yani dış şeyi ama içinde... acık içi pişmemiş yani. Dünkü kayınvalide hiçbir şey beğenmiyor. Yani kendi gelin beğenilmediği için herhalde. Resmen intikam almaya gelmiş. Hepsinin o altı vardı oruğunun bir benim yok dedi. Bilerek yaptım zannediyor ama hepsi yani yapacak olsam hepsine yapardım. Şöyle yani altı da var yani gördüğünüz gibi
Tepsi uğruğunda olmamış, kenarı yanmış. Yanmış. Azıcık kıtır olmuş. Yani yumuşak olmamış, kıtır olmuş. Neresi kıtır? Kıtırım. Ha, sana şunu soracağım. Ha, ayıtlamadı. 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 Soracağınızı biliyorum. Ayıtlamadı. Niye taş geldi? Bizimkine taş geldi diye. Bak, geldiği için söyle, ben sordum. Zeynep Hanım, geliyorsa siz de bana sorun. Geldi mi size? Geldi mi? Gelmedi. Yok. Yalan söylemem. Gelmedi. Yok. Estağfurullah. Onu size de gelmemiştir. Öyle söyledim. Sizde. Taş değildir o, bir şeydir. Ya belki hemen de taş şey de olabilirdi. Bak dedim, bak taştır herhalde. Çünkü gerçekten yutmamış olsaydım çıkartacaktım. Ama çıkarmak da burada masada yani uygunsuz olur diye çıkarmadım. Yani olabilir. Tabii, belki bende de çıkar. Ama dediniz ki ben ayıtlayacağım dediniz diye soruyorum, söylüyorum yani. Yani siz ayıtlayacağım, soracağım dediniz ya. Ben de dedim sorun ayıtlayacağım. Ayıtla bulgurun taşını. Ayıtla bulgurun taşını. Sarma nasıl? Sarma güzel olmuş da azıcık içi pişseymiş. Birazcık diri kalmış. Evet Ezgi'cim. Birazcık diri kalmış. Ama ağzı güzel falan olmuş. Donmuyor kuyruk güzel ya. Olmuş yani. Yani. Donmuş şey yani. Kuyruk yani. Yani. Yani çok az bir şey döktük aslında yani. Koku geldi yani. Kokuyor diyor. He. Az bir şey kokuyor yani. Yani. Çok kuyruk yağı kokar ama biz çok az bir şey kuyruk koyduk. Kuyruk kokar yavrum. Devamlı kuyruk kokar nasıl yani. Kuyruk yani. Paçangan güzel. Birazcık sadece Emine Hanım ki dediği gibi biraz evet, yufkası çok az yok, olmuş onun. Yani, yok yani içini herhalde biraz fazla doldurmuşum. Ha evet. İçini biraz fazla doldurmuş olabilir. Orada kızın haklı yani eleştirsin. Ama bizimkilerde öyle bir durum yok. Benim paçangam güzel, çıtır çıtır. Malzemesi yeterince koymuşsun, lezzetli. Evet. Maalesef tepsi uğruğu ve tatlım olmamış. Afiyet olsun. Yani olur. Dolman da evet lezzetli fakat da azıcık diri kalmış. Azıcık biraz daha pişseydi. Birazcık daha pişseydi tam olabilirdi ama lezzeti var yani, lezzetli. Afiyet olsun. Lezzetsiz değil. Lezzetsiz bir sarma diyemem açıkçası. Ama tepsi uğruğunda işte maalesef o bulgur kısmı. Olmaz olmaz oğlum, yapacak bir şey yok. Yani tepsi olsaymış uğru, tabii keşke. Soğuk da yani, soğuk da olmayacak da çok sıcak da olmayacak. Evet, evet. Tepsi uğruğu. Onun ince bir ayarı var. Onun ayarı önemliydi. O da var. Olabilir, olabilir. Hı-hı. Yani ama paçangaya... Olmuş yani. Olmuş yok, çıtır çıtır gayet güzel paçanga. Şeyde de pirinçlerde dirilik vardı. Dirilik var mıydı? Hı-hı. Kuyruk yağı ağzımda dondu dedi. Yani çok az bir şey koyduk. Mümkün değil yani, az bir şey. Soğuk da değil yani. Şimdi sen pastırma pişseydi diyorsun ama o şimdi içinde kızarıyor ablacığım. Hani tamam, olup olacağı bu kadar hani pastırmanın. Sana... Ben... Pastırma sevmiyor musun? Sevmek değil, severim. Ya, pastırmayı da severim. Hani hiç börek de görme yapmadığım için bilmiyorum. Ha, sen bilmiyorsun. Ha, bilmiyorum. Onun için ben yorum yaptım. Ha, hani bilmiyorum. Paçangada evet pastırma konu... Konuyor mu konmuyor mu bilmiyorum. Konuyor. Ha, onu bir yapmadığım için olabilir, ben başka olabilir bir şeyle olabilir, koyuyorum olabilir yani. Tepsi uğruğu bugün çok eksikti. Tamam, üstü sadece üstü ince açılmıştı, alttaki... İnce, daha da inceydi, kağıt gibiydi, neredeyse hiç görünmüyordu. Arasında da olması gerektiği gibi değildi, hiç lezzet yoktu, baharatlar falan eksikti. Sizi andık bugün mutfakta. Dedim ki mantı yemeyen kayınvalideye, bir de ana, hep bizde ara yemek olarak yapılır. İlk kez ana yemek olarak mantı gelecek ve mantı yemeyen kayınvalide. Ne yapacaksınız? Yiyeceğim, tadına bakacağım. Zaten baştan da söyledim, o niyetle geldim. Siz de ciğer yemiyordunuz ama yediniz. Ama ben sadece yani tadına baktım. Sakata sevmeyen kayınvalideye de ciğer sarma denk geldi. Ben sadece ciğer sarma da güzeldi yani, hakikaten. Ben de yiyeceğim mecburen onu. Sizin iki tane sevmediğiniz şey bir arada. Hem içindeki kıyma hem mantısı. Evet, aynen öyle. Zuhal Hanım, bakalım. Ben tabağımı söylemedim. Siz söylemediniz mi? Hayır, yorum konuştuk ya. Ha, o şey için gelin aynısı olmuş dedi. Ha şey, paçanga böreğiyle yaprak sarmasını. Pardon, çok özür dilerim. Ben söylediğimi zannettim. Çok ben özür dilerim. Söylerim. Siz tepsi oru olmamış falan deyince bitti zannettim. Şimdi benim gelin orada olmamış, tepsi or. Tamam. Şimdi o tabak boş gibi göründü. Hiçbir şey yok dendi. Evet. Şimdi burada sarma yok. Burada da paçanga yok. Tabak boş. Değil ama. Var. Nasıl? İşte yani eğer yemeyen, işte yenmediği anlamadım zaman. Anlamadım ben bunu yorumunu. İşte yenilmediği zaman yani. Çeşit olduğu için tabağı hani böyle işte yaptığımı burası boş kalıyor diyor. Hayır, boş değil yani. Neden benim gelinimin hep tabağını boş dediler? Ya olmuyor yani, o da yapmış. Bu olmamış. Onun yanına neydi? Şeyler koymuş, kızartmış. Mantar güzeldi evet onlar. Şey, mantarın üstüne mi yoğurt isterler, yanına mı koyayım? Yoğurdu yanına mı koyayım, üstüne mi koyayım diyor. Fark etmez, benim için fark etmez.
Nasıl derseniz. Evet. Sen ya yani istersen üstüne... yanında getir, yanında getir. Şimdi sıcak yanında. Ya kesilmesin yani. Evet, kesilir. Evet, sen yanında getir yoğurdu. Öyle söyleyeceğim. Şimdi öyle ne zaten olmuş muydu, olmamış mıydı? Yani sarmayı beğendiniz mi siz? Hiç yemedim. Yemediniz mi? Yedim bir tane, yok. Beğenmediniz mi? Yok, beğenmedim çünkü şey olmamış. Pirinçler olmamış. Pişmemiş mi? Evet. Biraz diri, doğru. Ondan sonra da bu paçanka da öyle bomboş, böyle bomboş çatır. Bomboş. Nasıl bomboş? Ya bomboş değil de beğenmedim yani. Paçanga sizler ne kadar güzel hamurlar, ne kadar şeyler satın alıp şimdi paçangayı beğenmediniz. Nesini beğenmediniz? Paçangayı da beğenmedim. Hiç tamam, nesini, tuzu mu, şey, içini, lezzeti mi, hamurunu mu, kızartmasını mı? Yani. Nesini beğenmediniz? Tabak dolu ya. Hani bizim tabak boştu ya. Ya bunu yapmayın evet. Ama. Bak kendi gelinizle bizi kıyaslıyorsunuz. Bak bunu yapmayın. Neden? Olmamışsa olmamış deyin ama olmadığınızın nesi olmamıştır? Tuzu fazladır. Baharatı azdır, ekşisi çoktur. Tuzlu falan değil ama az kestim ortadan yedim. Çok kızarmıştır. Hani az kızarmıştır, çok yani sebebini söyleyin. Neden doğru olduğunu da söyleyin. Sebebi açmamış yani hamur değil, paçanga işte. Mantıları nasıl açma sarmış, bekliyorsunuz? Sarmış hamurdan. Ama paçanga şey hazır yufkadan olur Nezahat Hanımcığım. Mantı açı daha ne bekliyorsunuz? Mantı açtı kızım. Biz eve gelince mantı daha ne istiyorsunuz? Bir tabak mantı yiyeceksiniz. Ya ne açabilir işte, ki? Öyle gördüm onlar biraz yani gecikti zaten. Benim gelinin tabaklarını ama, hep boş dediniz. Ama evet. He, ben ona üzülüyorum. Paçanga bak, hazır gelin, yufkadan tamam, olur. Gelin bitti Nezahat Hanım. Senin gelin bitti. Ha bitti. Senin gelin bitti, şimdi sıra bizde. Dünde kaldı. O dünde kaldı. Benim tansiyonum kaç biliyor musun? Benim sorunum değil Nezahat Hanım. Ben ne yapabilirim? Madem öyle tabii, tansiyonum tabii vardı. Çok haklısın o. Tabii. Yani, size göre geçmiş gün yani bu. Yanlış anlamayın. Ama benim gelinim... Yani siz bunu düşünmediniz mi Nezahat Hanım? Yaptıklarını... Bak geldi, yani zıpır zıpır yaptı kız. Yok dedi, üç veririz dediler. Ya vermeyin bunu ya. Nezahat Hanım. Vermeyin şu üçleri ya. Nezahat Hanım dinler misiniz? O konuda katılıyorum. Tepsi oru. Güzel değildi. Benim gelin de aynı yapmış. Benim gelime 3 verdiler. Ona neler yapıyor? Ben 6 yok dedim. Onlar diyor ki var, yoktu. Böyle şey yapmış. Kaldırdım altını. Sen yemişsin diyor. Ne yemişi? Güzel yapamamış. Yaprak sarmamın kuyruk yağına birazcık taktılar. O da değişik, kimsenin yapmadığı için. Yani yoksa gayet güzeldi. Bu biraz sulu olacak Kayseri mantısı. Nezahat Hanım. Lütfen bakar mısınız? Bakıyorum. Küstü. Küstünüz mü? Bir tane su için lütfen. Yazıldım. İyi misiniz? Yok iyiyim. İyi misiniz? Söyleyin. Ben ne söyleyeceğimi de unuttum ki. Valla ben de şaşırdım. Paçangayı dedin de evet. Uyanı demeyeceğim. Zinan ki başka bir şey söyleyecektim, doğru, unuttum ben. Fakat diyorum yani niye benim gelim onu yapamamış, uğraşmış bilmediği şeyi. Tamam dedik, yapamadı dedik. Orada yapacağı bir şeyleri peki yaptı yani, Nezahat kızarttı. Nezahat Hanımcığım çok affedersiniz. Tamam. Söyle. Konuştuk defayen aynı söyle şeyleri. Söyle. Siz peki bir şey soracağım. Siz bu sarmayı tatmadınız. Size tadın dedim ben yemeklerden her kayınvalide. Size az pişmiş gelmedi mi? Bana normal geldi ne? Belki hani yaprağın bazıları ince, bazıları kalın. Bana incesi mi geldi? Bana kalını geldi. Ha olabilir. Kalın. Yani biri kalın geldi, biri ince geldi. Çünkü bir tane tatlı. Evet. Benimki inceydi ama yaprağı. Ama yaprağınız güzeldi. Keşke bir kendi bağımızın yapraydı. Değil mi? Güzeldi. Hani bazı ince, bazı kalındır. Evet, bazı ince. Ben baktım çok güzeldi. Hatta Ezgi'ye de tattırdım. İki tane yedim, biri ince, biri kalın. Evet. Hatta suyla pişirdik. Bir miktar daha fazla. Hani böyle şahsınız koysanız. Su koydum, pişirdim. Şimdi ben bir şey de soracağım. Demin söyledi zeytinyağlı dediniz. Ben demedim dedi ama şimdi şöyle yazdırırken menüye yaprak sarma dedi. Ben de sordum zeytinyağlı mı etli mi? Etli olamaz dedim. Çorban zaten etli. O da hayır zeytinyağlı. Şimdi zeytinyağlıya kuyruk yağı konmaz. Hayır. Etle yaparsınız konmaz, konulur. Tabii. Kemikler konulur, altına dizilir. Kimi yerlerde biliyorsunuz meşhurdur. Açıkta bıraktım. Şimdi ben yani şimdi sordum. Zeytinyağlıysa bunun zeytinyağlı sarmaya girecek malzemeleri de mesela eksikti. Zaten kuş üzümü lazım, biz lazım bunun. Değil mi? Soğanı güzel kavrulacak, turuncu güzel olacak, bunun baharatları olacak. Yani arada kalmış. Ne etli ne zeytinyağlı. Biz iki çeşit şey yapıyoruz yani. Ben kendim zeytinyağlıcıyımdır. Ben onun için sordum. Ne zeytinyağlı dediniz, ne kıymalı etli dediniz. Arada kaldınız, açıkta bıraktınız. Şimdi ben de ona göre arada kalacağım. Yok açıklayayım ben, açıklayayım. Biz iki çeşit yapıyoruz. Bir kıymalı, bir bu şekilde yapıyoruz. Ama biz ama bu zeytinyağlı çeşide giriyor şimdi. Efendim, bu zeytinyağlı evet, hangisine giriyor? Hani zeytinyağlı diye geçmiyoruz. Peki ne olmasın? Bu neyle etli? Bu yaprak sarması. Öbür yaptığımızda etli yaprak sarması diye geçiyor. Yani ama biz etli ise etli konulacak. Zeytinyağlı zeytinyağı malzemeleri konulacak. Ama siz kuyruk yağı koymuşsunuz, eti yok. Zeytinyağlı dediniz. Yani geliniz bana mutfakta zeytinyağlı yapacağım dedi. O zaman zeytinyağlıysa o zaman o malzemeler neredeydi?
Kafamda deli sorular. Ya birazcık az oldu ama en azından eksik bir menüm yok. Yani buna zeytinyağı konur, zeytinyağına şey yapılır. Ve güzelce kuş üzümüdür, fıstığıdır. Zeytinyağlıysa tamam hadi. Kuş üzümü falan kimisi koymam diyor. Ben hiç yapmadım. İnanın ama yapmadım. O zaman niye zeytinyağı yapmadı? Niye kuyruk yağı koydu? Konmaz. Zeytinyağı olmaz. Kullandı. Kuyruk yağı sadece lezzet versin diye biz her yemeğimize koyuyoruz. Sadece lezzet versin anladım. Yoksa yağ falan, zeytinyağı falan var. Ama ben hiç kuş üzümü başka bir şekilde hiç sarmadım da bilmiyorum. Nereye açarsanız, hangi şeyi açarsanız konuluyor. Ya ben kendi bildiğim gibi yaptık biz. Bir gelinimiz biz böyle yapıyoruz gerçekten dedi. Gerçekten biz böyle yapıyoruz. Hiç yapmadım. O yalancı dolma olmuş oluyor. Yalancı zeytinyağı dolma olmuş oluyor. Hani evde ne var kenarda, kıyıda, köşede? Evimizde kendimize yaparız hadi geldi, gelin ya. Geldi. İşte mantılar geldi. Hadi mantılar. Yaprak sarmayında pirincinin pişmesi gerekiyordu. Yaprakları güzeldi, kesiliyordu, tazeydi ama içi olmamıştı. Böyle pirinçler böyle tane tane pişmemiş. Yok yaprakmış. Bir de kuyruk yağı olmaz zeytinyağlı ya. O da ne sarması olduğunu kayınvalide bugün sorduğumuz sorularda anlayamadı. Açık bir kapı bıraktı. Yani ne sarması olduğunu anlayamadık. Biz de anlayamadık. Pirinçler de pişmemişti. Bu mantı böyle çorba gibi mi oluyor böyle? Sulu mu oluyor? Biz sulu yapıyoruz. Ben de mantı bunu gördüğüm zaman hani böyle... Sırf haşlanıp üzerine yoğurt öyle mi? Biz böyle yapıyoruz inanın. Tabii her yöre işte. Kaşıklar bizi de getiriyoruz. Hey, kaşık getirir. Hani çatal mı yiyeceğiz biz bunları? Kaşık getirir. Şimdi getirir. Evet, kaşık. Mantım az olacak diye korktum ama hiç de az olmadı. Gayet güzel oldu. Ben yani mantı yemiyorum. Bir dakika, mantı yemiyorum dedim. Ve mantı yapmayı severim. Çocuklarıma yaparım. Kermeste katılır yaparım bu işlemleri. Evet. Yapılarken de görüyorum. Kastamonlu arkadaşımda da var. Onlar çok yaparlar. Onlarda da görüyorum. Ama böyle değil. Bu bir çorba. Çorba şeklinde. Değil mi? Çorba şeklinde oldu. Çorba şeklinde. Bunun üstüne nasıl yoğurt koyacağız biz? Ana yemeği oldu mu bu, bence sizce? Uygun mu? Şimdi bunu da sonra içine koyduğumuz... Efendim Çiğdem Hanım? Az bu. Ana yemeği uygun mu sizce? Biraz porsiyonlar az oldu. Evet, biraz porsiyonlar. Ona katılıyorum. Evet. Ona katılıyorum. Yani ana yemeği de uygun değil bence sizce? Bakın böyle biraz daha salçalı var ama bu kadar... Teşekkür ederim. Suyu çok. Sanki seninkinin suyu gene fazla. Evet. Biraz suyu fazla olabilir ama ben sulu oluyor. Mantısı az, suyu çok. O biraz Ezgi. Sanki. Bence çorba niyetine verseniz daha iyi olur. Yoğurt daha güzel susuz yani. Ben de böyle beklemiyordum, çok şaşırdım. Yani bizde çok yapıldığı için yani genelde böyle olur, beyaz olur. Bir de size biraz daha fazla geldi tanelere. Ya olur da bu kadarını ben Kayseri'de bile yemedim, onu söyleyeyim size. Yani ben biraz Kayseri'de çok mantı yedim ama bu kadar sulusunu hiç getirmediler. Sen biraz suyunu kaçırmışsın. Evet, biraz kaçırmışsın. Bak evet, yani evet sulu da olur, salçalı da olur. Ama bu kadar bilmiyorum. Neyse hanımlar bir yesinler de. Derin Hanım bunları kaç tane beze yaptı, açtı? Bir bezede. Bir bezeden bir beze yaptı yani. Hepsini bitiremedi. Yetiştiremedi. Yarım beze yapabildi. Bir bezeyi de bitiremedi. Yarım beze. Evet. Yarım bezede yani saatte yetmedi diyorsunuz. Sofrayı da kuramadık diyorsunuz. Evet. Bence olmadı ve tabaklarımız da boş kaldı. Bak, yapacak bir şey yok. Olmuş, ölmüşe çare yoktu. Öyle. Ne yapalım? Hı. Var mı var? Eksik menüsü yok. Az veya çok. Biz az daha çoklar göre değil, lezzetine veriyoruz. Ama Kayseri'de böyle yapılıyor. Biraz da ben biraz fazla koydum suyunu, mantı azdı. Bir ara aslında korktum eksik menü sayacaklar diye. Ama Allah'tan mantı şişti. Yani buna da az diyecekler, haklılar yani. Yani son anda yaptım, en azından eksik menü çıkarmadım. Vallahi ben çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum Zuhal Hanım. Şimdi mantı, bir de dediğiniz gibi mantı ara sıcakta gelir. Hadi ana yemekte geldi. En azından dolu dolu böyle bir şey bekliyordum. Ve daha az sulu. Hani yoğurdunu koy getir deseydik ne olacaktı? Yoğurdunu koyup karıştırıp getirseydi. Yani doğru, bir de bir şey yoğurdu üstüne mi koyayım diye üstüne sordum. Döküp karıştırsak ne olacak ya. Bu kadar suyla? Yani, bulamaç olurdu. Olmaz. Yani. Bulamaç olurdu o zaman da yani. Ne bileyim böyle istiyorum. Hani sadece mantı haşladıktan sonra sadece salçalı sosta çevirmiyorlar mı? Üstüne ona göre yoğurdunu dökersin falan. Bunun çok çeşidi vardır. İşte. Emine Hanım çok çeşidi. Telefondan bakabilirsiniz. Hep makarna gibi süzüp yoğurda katıp salçasının üzerine koyan var. Var evet. Böyle yapıp nane süsleyen var. Her şey hani var. Çeşit evet. Çeşit. Benim kendi evimizde yaptığımız bu. Porsiyonlar az mı? Az. Katılıyorum ben. Yetiştiremedi diyorsunuz. Yetiştiremedi. Ancak bu kadar yapabildi. Ona hemfikirdeyim yani. Katılıyorum.
Ama bizim suyu da o yüzden biraz fazla koysa gerek, yani biraz tabaklarımız çok az gözükmesin gibisindendir. Evet. Yoksa bizim yaptığımız şekilimiz bu. Tadı nasıl peki Emine Hanım? Tadı fena değil ama beklentim bu değildi. Hamuru, lezzeti, kıyması? Hamuru güzel, ince açmış. Kıyması da fena değil. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım diyor. İnce değil mi dediniz? İnce dedim. İnce hamuru. Ezgi ne oldu? Niye açamadın? Yarım beze açmışsın. Bu ana yemek. Ya anca yetiştirdim. Allah yetiştirdim. Yani. Heyecandan çok heyecanlandım ben biraz. Fazla heyecanlandım. Bu kadar ummuyordu. Bu kadar beklemiyordum. Evet. Salata da salata. Kış salatası da geldi. Allah'a billahi şahane. Yani eksikmeyi çıkartmamak için. Çatal, yani evet, eksikmeyin evet. Olmasın diye. Bu da yetişmeyecekti. Salata mı? Evet, yetişmiyordu. Fine dining. Kaşık mantısı evet. Bu bir kaşık mantısı. Bu da kaşık, bu da az. Benim gelinde yaptı salata. İyi bari doyurdu bizi. Bu bir salatayı tane. Salatayı yani saymak lazım. Salatayı çok az mı bu ne? Evet. Az. Ben yetiştirmek için. Tabii tabii onun için yapmışsın. Ama sen benim gelinin halini sorsan. Bak bunu yapmışsın. Ben şimdi ne diyeyim? Benimki de azdı. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Bakıyorum gelin getiriyor bunlar. Yemek az. Öteki az. Beriki az. Salata az. O getirdi ya ne güzel salata böyle. İnan ki ben sonuna kadar yedim. Bunu da yerim. Fakat teyze inanamazsın yani. Peki. Vallahi kusura bakmayın böyle. Biraz az oldu ama yetiştirebilmek evet. için eksiklerini çıkarmamak için. Evet. Evet. Tadımlıkla olsa bir şeyler tadımlık diye. Yapacak yani. Bir şey yok. Biraz az oldu mu? Ya nasıl ama şey mi? Hani diyorsunuz ya eksik efendim. Olmasın diye az ondan. Biz de yarın öyle yaparsak olur mu? Az ondan yarın. Belki benim gelinim de yetiştiremeyecek. Ben şimdi o zaman yetiştirmiş evet. mi sayacağız? Ama yani az yapılırsa herkes yetiştirir. Onu aldığım zaman bitti zaten. Bir o tane zaman kabul ediyorsanız problem yok. Masa kurulmadı. Şu bir çatal benim salatam. Ana yemek... Hemen bir kaşık, salata desen bir çatallık, evet. Pirincin desen öyle. Bunlara şimdi eksik mi mi koyuyoruz? Tam ne mi koyuyoruz? Ama bir kaşık kondu ama bir kaşık bile yemediniz. Yani öyle yemek öyle. Için bak, yani hayır, mantı için söylüyorum. Ki. Mantıdan yani hiç yemediniz ki. Ben burada bir seni puanlamaya geldim misafire. Sen gelen misafire bu kadar mı koyuyorsun güzelim? Ay yetişse doldururuz, hani yetişemedi. Yani. Ha, o kadar koy yani. Biz söylüyoruz biz zaten. Yani yetişemedi. Olmuş. Önünüzde hiçbir şey komamaktansa yani az komayı tercih ederim. Yetiştiremedi dedi. Bu kadar yetiştirebildi. Yani, o kadar. Önünüzde hiç olmasa daha şey iyi miydi yani? Salata yaptık. En azından önünüze getirdim. Ama biliyorsun eksik olduğu zaman 2-1 verme hakları doğuyor. Evet. Mantı sıkmak biraz zor. Biz hep topluca sıkıyorduk. Bugün ilk defa tek başıma sıktım. Tabii. Şey sıkmış seni ya. Biraz. Mantımı evet. seni sıkmış. Sen bu mantığı sıkmışsın. Ama şimdi şöyle bir bıçak sırtı bir şey var burada. Yani. Bunu ya. Birazdan konuşacağız. Tabii. Çünkü ana yemek ve... evet şimdi söylediğine geliyoruz Emine Hanım'ın. Yarın bir gün bizim de gelinimiz o zaman tadımlık yapsın. Biz de hiç eksik saymayalım. Yani. Yetiştirmiş mi? Yetiştirmiş. Evet. Evet ama ana yemek diyorsun. Yani ben sana dedim hep. Dolu dolu değil mi? Bir tabak yiyeceğiz mantı diye. Çünkü ana yemek olarak bizde yani ara yemek olarak. Gönül isterdi. Bir tabak sunmayı. Tabii. Yemek onu tartışmıyoruz. Değiliz Zuhal Hanım. Onu tartışmıyoruz ama bunu da konuşacağız kusura tabii. bakmayın. Yok yok konuşursun. Yani şimdi siz sürekli diyorsunuz ki ne yapalım olmuş. Ne yapalım biz de konuşmayalım mı? Konuşmayalım demiyorum. Ama şimdi böyle ana yemek olarak iki kaşık mantı geldi. Bir çatal salata geldi. Evet. Şu kadınlar bana soruyorlar. Biz bunu tam mı sayacağız eksik mi sayacağız? Ne yani diyeceğiz? Yarın ben de böyle yapabilirim. Bu dün benim gelinim yani. Şu kadar bir kase yaptı diye. Hayır dedi. Hayır yani dün 3 puan verdiler Ezgi'cim. 3 puan verdiler azıcık bir şey değil. Biz üç şimdi kadın aynı şeyi söylüyor haklı. Yani hiç az dediler boş dediler tabağı ki o ara yemek tabağı. Bu ana yemek tabağı ne diyeyim ben seni savunacak bir şey bırakmadım. 3 puan verilmemeli ya. Koşturuluyor yani o kolay değil. Görsene gelinin gidişini. Allah Allah. Ah bir de onu dinlesem. Ah bunun gelini. Hepsi. Siz kaç verdiniz dün? 3 vermiştim. Ha, bir tanesi de annen de 3 veren. Tabii hepsi 3 vermiş. Bak şimdi dediklerime geliyorlar görüyorsun değil mi? Aynı şeyden bahsediyorum. Bak sizi her düşünerek bir kere her evet. şeyden önemlisi kendi gelinlerinizi düşünerek o 3'ü vermeyin. Bak benim gelinim de bak. Bundan sonra görüyorsun. Mantısı gelince şok oldum. Tabii ki çünkü beklentim bu değildi. Hiç bu kadar sulusunu hiçbir yerde görmedim, yemedim. Bir de düşündüm gelin hanım sorunca üstüne yoğurt istiyor musunuz ya da yanında mı getireyim diye. Eğer üstüne isteseydik ne olacaktı bilemiyorum artık. Yoğurtla o su karışacaktı. Al sana çorba. Suyla yaptığı mantıyı kapatmaya çalışmış. Hani bir tabak olsaydı kaşıkla
suyu bir saysaydık veya mantıları saysaydık su daha fazla gelecekti zaten salçalı su. Bir de gelin hanım sordu, mantınızı yoğurtlu mu yersiniz dedi. Yoğurtlu yemeye kalksaydım o zaman bulamaç gibi olacaktı ben onun üstüne koysaydım. O zaman ne olacaktı? 4-5 tane oluşu, sulu oluşu, salata da azdı, o su azdı. Yani gelin çabuktan yapmış bunları yani. Onu oyalayan o mantı olmuş. Tadı nasıl? Buyurun Çiğdem Hanım. Mantının tadını mı söylüyorsunuz? Ne evet, sorayım artık? Daha soracak ne kaldı? Hadi bakalım yani yedim. Yani mantının, mantı yumuşak, sert de değil. Öyle aman aman. Güzel. Ama az. Mantı su gibi, çorba gibi olmuş. Yani mantının amurunu soruyorsanız, tamam. Lezzetini şey de soruyorum tabii ki. Lezzeti olmamış. Amurunu söylüyorum ben yalnızca. Hani sert olmamış. Hani böyle amur gibi de olmamış ama lezzetli değil, lezzet vermemiş, olmamış, hayır. Sulu, bildiğim bir çorba benim için. Hani bunu deniniz bir de ben isteseydim ki bildiğim gibi hani gördüm. Evet. Mantı gibi deseydim. Yoğurtlu getir kızım deseydim. Bu yoğurdu buraya boca etseydi. Hayır o zaman. Ha, sen dedin ya üzerine mi koyayım yoğurdu diye. O zaman suyunu bu kadar fazla koymazdım. Yani sulu sulu servis edeceğim için. O zaman için. Bana susuz. Bayanlara sulu mu verecektiniz? Öyle mi olacaktı? Yani değişik olacaktı böyle bir ama şey tarifi. Ama üstüne yoğurt konduğu zaman altta sulu olmaz ki. İşte biz onu söylüyoruz. Salata nasıl? Tadında ondan sonra tuzu biraz ekşisi fazla değil. Yani sosu güzel olmamıştı. Ekşisi kendi. Yok pek. Yok yok. Ekşisi yoktu. Salata kendince zaten az bir bıdım konulmuş. Öyle bir şey sadece zeytinyağı eksik sayılmasın diye yetiştirebildiği evet, kadarını evet, getirmiş. Salatada sadece zeytinyağının tadı geliyor. Efendim ne geliyor Engin Hanım? Salatada sadece zeytinyağının tadını alıyoruz. Hı-hı. Yok yani sos yok yani salatada. Bir dinlesin bunları bir şey yapalım. Tamam. Evet buyurun Zeynep Hanım. Ben de arkadaşa katılıyorum. Şeyini güzel açmışsın, güzel sıkmışsın ama küçük çok da güzeldi. Ama çok sulu. Tadını almış suyu. Suyu tadını almış. Ben yoğurdu da katsan hiç yemezdi. Salataya gelince zeytinyağı çok koymuşsun. Zeytin şeye salata diye de bir şahit ister çünkü salata yoktur. Doğru. Bir kaşık salata var ben alayım bir geriye bir şey yoktur. Benimki de öyle vallahi. Tadımlık dedi ya. Tadımlık yani. Fine dining. Peki Nezahat Hanım buyurun. Evet biz mantıyı böyle yemiyoruz. Yoksa mantıyı severdik yani. Acaba böyle... sen çok görürsün diye mi fazladan su koydun? Hani bunu bir de susuz getirsen daha mı şey gözükecekti acaba? Susuz getirseydin yoğurt üstüne su koysaydın. Su daha mı dolu dursun yani. Tabağı biraz kaplasın hani diye biraz mi? Biraz sulu yendiği için biz öyle anladım. Sersedim yani. Ha, suyunu az koyardım demin dedin ya o, Çiğdem Hanım'a. Biz aslında yoğurtladığın zaman hani o zaman hayır. Yoğurtla aş olmuş. Şimdi az açmışsın yetiştirememişsin ya şimdi bunu susuz düşünün. Yani az suyu hepsini çıkartmayacağım. Az süzecektim, üstüne işte yoğurt anladım. Dökecektim ki hani tabii. Çok şeyli olmasın. Evet öyle yiyoruz biz yani. Tadı nasıl Nezahat Hanım? Güzel, güzel açmış küçücük böyle. Lezzeti? Lezzeti de ama yok yani. Sulu bir şey yiyemiyorsun ki yoğurt olsa. Aa, bak nasıl yoğurdu yedim bak. Afiyet olsun. Evet gördüm. Çünkü mantıdan daha çok onu. Su var yani. Evet. Mantıdan daha çok su var. Salata zaten kaşıklayalım demiş, yani. Hani şuraya yapayım. Bir boşluğa getirin. Kaşıklayalım. Sayalım. Yani kaşık su, mantısı su işte. Ha, kaşık mantısı. Ben yani ilk kez yedim. Hani yedim. Sağ olun yedirtirdiniz. Demişti ki bizim sayemizde alışacak mantıya. Evet. Bundan sonra hep mantı yiyecek. Mantı isteyecek. Bundan sonra bir daha düşünecek. Jübile mi yaptın ya, diyorsunuz? Yani. Eline sağlık canım. Üzgünüm valla Ezgi'cim. Böyle hayal etmemişim. Dolu dolu mantı. Ana yemek dedim ya bak zordur. Hani mantı seçmişsin. Şu bu. Tabii ki cesaret ister. Tebrik ederim cesaretinden dolayı. İnce de yapmışsın. Ne güzel yapmış yani. İşte gel keşke. Emine Hanım dökme, ne diyorsunuz? Dökme, siz ne dökme. Diyorsunuz Emine Hanım? Vallahi İçiniz düşünüyorum ne? Ben de düşünüyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? İçinizden mi düşünüyorsunuz? Dışınızdan söyleyin yani. Vallahi... Siz de söyleyin yarın cuma diye. Tabii söyleyin. Yani bunu sorma tabii. Hakkı var tabii ki. Şimdi biz bunu eksik bir söyleyeceğiz. Sen mi diyor? Ne diyorsunuz? Birazdan puanını yapacağız. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu fikirde? Hani ben susayım yarın da cuma nasıl olsa... Ya alakası olmaz yok, yani. Alakası yok. Ya ben zaten kendi günümü oynuyor olsaydım bu kadar hayır. En yüksek puanları ama ben verdim, vermezdim yani. Ya, yani ver. Şey yapın, konuşun, sesli konuşun. Yani ben diyor ederim. Bunu eksik sayabilir miyim diye soruyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Düşünüyorum, kararsızım. Arada kaldım, kaldım Zuhal Hanım. Şimdi bu düşündürüyor ama hani önümüze gelmiş.
Hani karşılıklı oturdunuz öyle bir, biz herhalde konuşuyoruz sırf. Yani eksik menü saymamaları lazım. Çünkü ben sonuçta önlerine servis ettim. Hani hiç edemesem o zaman eksik menüydü. Bir kaşık da olsa önlerine verdim. O zaman dünkü gelin de eksik menü saymaları lazım. İki yaprak et koymuş. İki tane küçücük patates koymuş. Yani ne farkı kaldı? Şimdi tamam az. Ama önümüze çıkarttığı için bir şey diyemiyorum. Hı. Az hani eksik yahut da fazla. Çünkü önümüze geldi. Hiç gelmeseydi o yanıklığını unuttu. Unuttu gelinin yanıklığını onun için. Siz ne diyorsunuz Nezahat Hanım? Eksik söyleyebilir miyiz bunu diyorlar? Tabii yani ne diyeceğiz? Yapmış kız getirmiş. Yedik. Ama sulu. Ben öyle şey yemiyorum. Anladım ben. Şey ama dünkü yemiyorum. Gelinin ben de eti üstünde, azmış. Birazcık da kırmızı bir üstünde. Bak Nezahat Hanım diyor ki dünkü senin gelinin dünkü için gelin azmış. Dünkü gelin de hani eti azmış. Ya onu niye yani eksik menü denmedi? Hep ikinizin de aynı benzerlik var yani. Yani eksik menü denmedi diye. Onun masası hazırdı. Koştura koştura yaptı. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Çok bıçak sırtı bir şey. Bizi de çok arada bıraktınız. Niye? Tabii. Şimdi bizim bir gelinimiz, belki izlemişsinizdir, denk geleniniz vardır. Patlıcan kebabı yapacaktı. Fakat patlıcanını almayı unuttu. Bir tane patlıcan. Bir, evet, bir patlıcanı biz de verdik. Siz onu buradan... Onu tabii. Ama bir patlıcandan ana yemek olmayacağı için ve de herkese birer dilim patlıcan geldiği için o gün kayınvalideler Ezgi'cim eksik saydılar ve 2-1 kullanan oldu. Normalde yetiştirememişsin. Tabii yani o bir avucu da sıkmasan. Canım bak bütün açmış ama yarısını kullanmış çünkü sıkamamış. Acele yani 6 kişilik yerine 1 kişilik yapmış. Aslında bu eksiktir. Ben size söyleyeyim. Yetiştiremeyeceğim. O zaman eksik sayacağız. Evet. Ama netice itibariyle bir yemek yapılmış ve tadılabilecek kadar. O geyinimizde bir dilim patlıcan vardı. Tadılabilecek kadar. Biliyorum onu. En azından hani mantı dua et ki şişen bir şey. Suda şişmiş de biraz çoğalmış. Eğer o kuru haliyle ben herhalde bu kadar falandı. Değil mi toplasam? Yani biraz büyüktü avuçtan. Yani eğer pişmiş hali öyle olsa %100 kesinlikle yani eksik sayılacaktı. Ama sonuçta bir tabağın en azından ortasını dolduracak ve tadacak ve de yorum yapacak kadar yediğiniz için. Yani o patlıcan kebabında patlıcanın tadı alınamadığı için değerlendirmeye giremedi ve eksik sayıldı. Ama şimdi burada sonuçta hamuru, kıyması, tabii. Salçası, yoğurduyla bir şekilde bir mantı gelmiş evimize. Onun için eksik sayamayız. Mantıyı 6 kişilik yapmadım ben de biliyorum, farkındayım. Ama yetiştirdim. Ve çok az da değildi, tabağı doldurdum yani. Dediğim gibi dua etsin hamur ve şişen bir şey. Pişen, genişleyen... genleşen bir şey. Çok kendisi bile şaşırmıştır şişince bu kadar dolmasına yani. Dediler. Nasıl görünüyordu arkadaşlar? Şimdi ben kuru halini görmedim. Ne kadar vardı yaklaşık? Bir kişilik gibi duruyordu diyorlar. Normalde bir kişilik gibi duruyordu. O zaman 6 kişiye bölüştürdü bir kişiliği. Eğer o kuru haliyle olsaydı hepimize 5'er tane falan. Ha. Zaten kuru gelmeyecekti. Ya tabii. Yine su gelecekti. İşte öyle bir yemek. Gizli. Eğer bu normalde öyle ikram edilen bir yemek. Mesela bu bir köfte olsaydı, evet, kuru köfte. Bir bilmem ne atıyorum şimdi. Yanlış bir örnek vermeyeyim de. Yani böyle şişecek bir hamur işi bir şey olmasaydı da farklı bir tür olsaydı. Evet. Olmazdı mesela, kurtarmazdı. Evet. Çünkü o zaman miktar olarak yani 6 kişilik yemek yapmak zorunda ya, ana yemek ya, ara yemek de her türlü kurtarırdı canım, ne olacak? Ara yemek zaten azar azar konuluyor, ara yemek o, karnı doyurmak için değil. Ama tabii ki şu şekilde ana eksik sayamayız. Ana yemekler gitti ama tatlılar da gelmedi şu anda. Daha yeni gitti. Cidem Hanım biraz dur. Anlamasınız. Önce daha yer yemeklerini gitti. Hazırlayıp mantıyı sona mı bıraktı, sonunda mı açtı mantıyı? Her şey hazırdı. Sıkmasını sonraya bıraktı. Başta mantıyı yapsaydı o zaman... Ama başta mantıyı yaptı aslında. Hamuru hemen değil. İçi çok güzel yoğurdu. Mantıyı sıksaydı diğer yemeklerini yetiştiremeyecekti herhalde. Biraz dinlenmesi lazım. Hamurun dinlenmesi lazım. Tabii ki dinlenmesi lazım. Onu biliyorum da hani arada bir yerde sıkayım dese... O zaman öbür yemekler kadar... Herkese birer porsiyon ayarlayayım dese... O zaman vakti kalmayacaktı diye. Zaten vakti kalmadığı için bu kadar az oldu. Evet. Malaga pastası. Ama dün nasıl dedim ki ben de madem rozbif seçti, rozbif gibi yapsaydım veyahut başka şey seçseydin. Sizin geliniz de madem öyle o zaman başka bir şey seçseydik keşke. O kendine biraz güvendi, yetiştirin. Güvendi, evet. Zannetti. Malaga pastası geldi. Sizin gelin şimdi efendim bir mantı yarım tazı açmış. Hep başlama yasını yapabildi. 3 tane zaten ufacık incecik. Masa kurulmadı. Vakit nasıl kalmıyor? Masa kurulmadı. Üstünü giyinmedi. Bunları nasıl olacak şimdi? Yani vakit kalmadı diyorsunuz. Kalmadı.
Olmuyor. 2,5 saatte ne yaptı? Uğraştı bunlarla. Son dakikada inşallah eksik menü demezler. Biraz moralim düştü. Sonuçta ben yetiştirdim diye seviniyordum. Şöyle alayım, bunu permaldeme götüreyim. Bence eksik menü olmalıydı. Şöyle diğer bayanlara haksızlık olmaması için. Nasıl Nezahat Hanım'a tabakları boş diye, ana yemeği az, ara sıcağı az diye söyleyip puanımızı ona göre verdiysek, onun da öyle olmalıydı bence. 2,5 saatte hepimizin gelinene aynı saat veriliyor, zaman veriliyor. Bugün Özgür Hanım'ın gelini masayı yetiştirememiş, mantı yetişmemiş. Sarma pişmemiş, salata olmamış, yapılmamış, salata yoktu, üstü giyinmemiş, masa yoktu. Bu gelin ne yaptı? Kayınvalide de hiç herhalde bunu yönlendirmedi. Malanga, malanga, gel bak fil dişi gibi. Malanga, malanga. Çikolatası yoktu malanganın. Ne yoktu? Sanki sıyırmışlar özellikle, yoktur çikolatası. Bir de bu kirsiz. Asla kabul etmiyorum. Geldiğinde üzeri aynı bizimler gibi çikolatası vardı. Ne var şimdi? Nesi var oğlum? Anneciğim ya ben yalan. Hayır. Kesinlikle öyle değildi. Yemedi işte o zaman yemedi. Ama üstünü daha hiç yemedi mi? Sıyrılmış genç. Sıyrılmış besbelli. Tamam. Ben yedim mi ağzımı da? Ağzımı anladın bu sen. Bizde de hep anneciğim ağzımı istese ağzımı açayım bakayım yani. Almadım ağzıma daha yeni geldi. Daha hiç yemedi ya. Hiç yemedim ya. Siz mi sıyırdı diyorsunuz Zeynep Hanım? Ben ne bileyim. Kim sıyırdı? Hiç yüzü de yok yani. Niye herkeste yüz varken sizde yok? Ama bak diyor ki bak seninkinde de yarısında var yarısında yok. Herkesinkinde var ama senin hüsnüsü sıyırmışsın. Kızım ben ağzıma almadım. Hayır, bacım yapmadım. Kardeşim arkadaşım ağzıma alsam hani değil mi ağzıma aldım da yedim. Malangayı ben ağzıma almadım, gözünü yiyeyim, etme, tutma. Ye malangayı. Hani bunun üstünde var mı, yok mu? Zuhalan'ın içinde var, onunkinde var. Ama benimkinde niye yoktur diye soruyorum. Evet, buyurun, malaga tatlısı. Bak, onunkinde var, görüyor musun? Onun yapılışına bak, buradakinin yapışına bak. Senin malaganın başına ne geldi? Güzel gelmedi, aslında çikolataların üstüne erittim de akmış olabilir. Hmm. Beyaz bizde çikolata koymadım ben. Bizde de daha evvel yapıldı. Beyaz çikolata koymadım bir ben. Bir tane size daha göstereyim. Ya bak. Görün, aynı buna benziyor ama bunun üstünde yok. Hani olsa değil de adam oldu. Yani. Yedim. Yemediğime göre. Sunumuna bakar mısın? Şimdi oradaki sunumla evet, buradaki sunumun arasında dağlar kadar da fark var. Çikolata yetmedi mi Gelin Hanım'ın üstüne böyle? İki paket koydum. Hani, İki paket koydum aslında. Yetti de akmış olabilir. Yani şimdi bu tarafa bak, hani bakarsanız bana, kenarlarına doğru akmış olabilir. Bunun dövmesi gibi yani sıyrılmış sanki dersin yani, ki böyle evet, sıyrılmış. Tadı nasıl? Açadım. Tadını anladım. Tadı güzel. Tadı güzel. Alttakinin de yani tadı güzel ama daha katı olsaydı, daha koyu olsaydı yani şurada durabilirdi. Trak diye böyle deminki şeyde gibi yani. Trak durabilirdi. Bak çikolata öyle ha bak durdu. Bir şey ekledin mi ki? Çünkü sadece çikolata sadece erittim ben. Sadece benim annemin üstüyle eritti çikolatayı. Başka bir şey yapmadı. Evet. İçine altındaki bir şey koydum. Altındaki kek böyle mi oluyor? Yani böyle bir sertimsi gibi bir şey mi oluyor? Ben de yemedim yani. Malagan mıdır neyse artık Malaga. O öyle bir şey yemedim yani ben o lezzette. Ama şimdi bakınca şekliyle şeye yok. Altı kek oluyor. Hı. Altı kek. Hı-hı. Kendini sıkmış bir kek. Ben söyleyeyim size. Nasıl? Eğer böyle bir şeyse oluyorsa kendini böyle sıkmış bu kek böyle. Kek yaparsın da ilk kez. Hı. Kek olmaz ya böyle bir sıkar böyle brownie yapmaya çalışırsın da brownie'nin şeyi tutmaz. Öyle bir şey olmuş. Şuralarda sertlikler var böyle. Acaba o sertlikler bir şey ben şey çektim. Fındık. Fındık çektim onun sertliği yani. Kenarları üstünde şey çikolata sosunun içinde de kekimiz vardı. Kekimiz de çok güzel kabardı yani hiç pişmemiş falan demeyin. Yani kendini sıkmış değil. Kendini sıkması için pişmemesi lazım. Çökmesi lazım. Siz nasıl buldunuz Emine Hanım? Tadı fena değil ama şekli yani şekli iyi değil. Tadı fena değil. Nezahat Hanım? Evet ben fazla tatlı yemediğim için tattım. Yani bir yaş pasta gibi. Hmm. Hani yaş mor dediği gibi brownie gibi. Beğendiniz mi? Brownie gibi yani böyle bir yapmaya çalışmadım. Tadı iyi. O da sıkmış. Tadı iyi diyorsun. Böyle olmamış kek yani. Zaten pasta diye geçiyor. Pasta zaten. Evet. Malaga pasta. Tamam. Evet. Tadı güzel aslında ama he, işte birazcık sunumunda ve hafif kekinde bir sıkıntı var. Evet. Bir sefer şeyini aldım, çikolatasını yemedim ya, muzunu yedim.
Buzunu yedim, altından da bir tane şeyine aldım. Sıyırmadım asla, sıyırmadan söyledim zaten. Sıyırmadan söyledim, almadan söyledim. Daha bak diyorum, ağzıma almadım. Sana ne diyeyim, evladım mı diyeyim, kızım mı diyeyim, çocuğum mu diyeyim, arkadaşım. Almadım. Sen daha diyorsun ki yok aldınız, sıyırdınız diyorum. Yok yok, sıyırmadı. Öyle yemek istedi falan. Yok ya, sıyırmadı. Onlar önlemek istiyor. Ne önlüyorsun? Görüyorsun işte yaptığını. Tamam demişler bir yaş pasta. Üstüne de akıtmışlar. O da gitmiş yaymış böyle. Herhalde sulu yaptılar. Onun için. Evet, olaylı bir sofraydı. Puanları çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Buyursunlar, büyük finale bir gün kala açık oylamadayız. Mantım falan güzeldi yani. Lezzetlerine çok bir şey demediler. Sadece küçük dediler, az dediler. Onun için az beklemiyorum. En az 5-6 bekliyorum. Boş masaydı. Ne yapacağız? Dünkü gelinimize o zaman biraz haksızlık evet, olmuyor biraz, mu? Evet, biraz oluyor. İletirim, o memnun olur zaten. İletirim. Hadi bakalım, şimdi sıra sende. Evet hanımlar, yarın büyük final. Bugün de Ezgi yarıştı. Kayseri'den geldi. Şansını denedi. Bakalım şimdi siz de değerlendirmesini yapın. Buyursunlar, puanlarınızı yazabilirsiniz tahtalarınıza. Tamam. Eksik saymıyoruz, bir kez daha söyleyeyim. 3'ten başlamak durumundasınız. Her ne kadar miktar olarak eksikse de menü olarak tamamdı. Dolayısıyla lütfen 3'ten başlayınız. Ama tabii ki daha evvel kullandığınız puanları kullanamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim, yanlışlık olmasın. Yine de beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri iyi gözden geçirin. Herkes herhalde verdiği puanları hatırlıyordur. Eğer aynı puanı bir daha yazarsanız değiştirmek zorunda kalırız. Onun için tekrar bir kontrol edin. Emin misiniz hepiniz puanınızdan? Değişmek isteyen var mı aranızda? Yok. Eminsiniz. Peki. Ve bugünkü açık oylama da Emine Hanım'ın puanıyla başlayacak. Buyurun Emine Hanım. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım, başından beri söyledim hiçbir geline 3 vermeyeceğim diye. 6'dan da düşük puanım olmadığı için çorbasını beğendim, tatlısını beğendim. Daha siz kaç puan verdiniz? Mantısı da. 7 puan verdiniz. 7 puanımı verdim, 4 puanımı, 5 puanımı verdim. Bu da 6 puan, 6. puan. Anladım. Ne bileyim artık, ne söyleyeyim ya. Bana haksızlık oldu ama onu düşündüyorlar zaten. Onu düşündüm ama... Düne niye 4'tü o zaman? 5'im yoktu Zuhal Hanım. Niye 6'yı kullanmadınız? Düne niye tercih etmediniz? Bugün de pek bir şey beğenmediniz yani. Bugün neyi beğendiniz? Beğenmedim ama bugün neyle karşılaşacağım bilmiyordum. Böyle bir sofrayı göreceğini bilemedim. Sofra boştu, sofra yetişmedi. Ya, evet, bak, üçüm de işte. Duruyor. Eksikler istesem 3'ü de verebilirdim ama 3'ü kullanmak istemiyorum. Hiçbir gelin bence 3'ü hak etmiyor. Doğru, o konuda evet. Tebrik ederim ama... Dünkü gelinimize o zaman biraz haksızlık evet, olmuyor. Evet, biraz oluyor, biraz ya. Biraz oldu. Söylerim. Çok tereddütte kaldım, evet. O yüzden yorumlar İletirim, kendi yemekleri yarım yarım. İletirim, o memnun olur zaten. İletirim. Olsun. Ama gerçekten de yanlış puanlamalar yapıyorsunuz, çok. Onu söyleyeyim. Yani dünkü gelinimize o zaman niye dört? Yani... İşte onun için diyorum, yersiz kullanıyorsunuz. Gibi bir şey yani. Böyle yetişmemiş, eksik, noksan masalara böyle yüksek vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu da diğer genlere haksızlık ama şey, oluyor. Ama menüde eksik olmayınca masayı eksik saymadı. Saymadık yani. Tabii. Ama eksik sayılmıyor dediniz ya. Yani yemekleri masayı olunca saymadık. Diyorum. Evet. İşte düne eğer 4 vermemiş olsaydınız evet. Belki bugüne bugün kullanırdınız. 4 tam olacaktı. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Tabii yarın da gelini yarışacak çünkü. Evet. Yarın gelini. Ne yapalım? Olsun. Tabii. Evet, buyurun Zeynep Hanım. Sizin puanınızı da görelim. 6. Ay ay ay, aferin. Niye 6? Tabii basını beğendim. Evet. Güzel olmuştu. Mantısının içini beğendim. Suyunu da, mantısını beğendim içini. Çiğdem Hanım'ın gelinine 4 verdi. Ondan sonra... Bana hiç verdi. Hadi vermiştim. Bu masayla diyorlar. Benim gelin masasını kıyaslıyorsunuz yani. Öyle mi olmuş oluyor şimdi kendi? İnanamıyorum gerçekten. Sizlere şu an yanılıyoruz. Sarmasını beğendim. Sarmasını yedim. Beğendiniz. İçi pişmemişti. Kalın dedi benimkinin yaprağı. Kalın dediniz, pişmemiş dediniz. Benim kalın da güzeldi yani. Evet. Mantıyı az buldunuz siz de bizim gibi. O da 4 vermişti. Ama olmuş. Siz bana bilendiniz belli oldu. Bak şimdi daha iyi anladım. Sen ona 4 vermiştin. Değil mi? Daha da iyi anladım şunu. Hayır, yanlış anlama. Burada 6 verebilirsin de diğerlerine niye o kadar düşük verdiniz? Yani hiçbir
geline düşük vermemeleri lazım. Çünkü değil çok mi? Zor. Hani çok üç, zor, o zaman çok. Diğer gelinlerin suçu niye yayınlar 3 ve 4 aldılar? Ben yazamıyorum. Yani sen de kendi hatalarını farkındasın. Ben sana yani. Hatam yok değil lan. Sen bana inat yaptın, gelinime inat evet. yaptın. Hani benim gibi, yani masada bir tek ekmek sepetiyle tuzluk yok diye masada onu eleştirdiniz. Bak boş masaydı, ne yapacağız? Bakalım Nezahat Hanım daha kaç puan gelecek? Açabilir miyim? Buyurun, buyurun. Aç, aç Nezahat Hanımcığım. Sabırsızlandım. Evet. 5. Evet, Nezahat Hanım'da 3 puan vardı ama kullanmadı. Verirdim. Tebrik ederim. Hayır. Kendi gelinine 3'ler kullanıldı ama verilmedi. Gerçekten sizi tebrik ederim Nezahat Hanım. Çok üzüldüm. Ya hastayım, yeni kendime geliyorum yani. Böyle şok oldum. Yani bir şeyler bekledim böyle. Tamam, peki. Hayır. Evet, bakalım son puan gelecek Çiğdem Hanım'dan. Şans işte. Sizin de puanınızı görelim Çiğdem Hanım. 5. Ben gelinime de ellerine sağlık diyorum ama Nezahat Hanım'ın geline yanlışlık yapmış oldum. Yani hata orada yaptım, puanlamada yaptım. Bravo, ama en azından bunu itiraf etmeniz. Evet, yok o bir yabancı değil zaten. Çünkü, yani. Ben, hayır ben kimseyi tanımıyorum. Evet. Kimseyle evet, şeyim değil. Ben kendimi yani. Bilirim yani. Ama sizin yapmaz. Yüzünüzün düşmesine gerek yok. Çok. Hani çok ben burada şimdi şu masanın boş olması ne olursa olsun hanımefendi bana 6 da verse şu anda söylüyorum hak etmemiş oluyor. Yani Nezahat Hanım'la sizin masanızı kıyaslarsam anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Hani o masayı kıyaslarsam çünkü hak bütün düşük yani. Puanını elden çıkarttıkları için bu da hayır, senin şansın ben oldu. Onu, şansın şey yapamadım. Senin. Onun geline yani kazanacağım veya kazanmayacağım diye bir şey yok. Evet, en azından masası. Yani kullandım. Sizin masanız bomboştu. Benim masamda bir ekmeklik, bir tuzluk yoktu. Ve gelinim giyinememişti. Sizin kayınvalideniz giyinmesine gerek yok dedi. Nezahat Hanım'ın gelini masayı hazırlamıştı. Hı. Yemeklerini yaptı. Beğendik veya beğenmedik. Tatlarının hani yorumladım, uğraştı, ettim. Getirdi. Masayı uğraştı. Ama yaptı. Orada bir yanlışlık yaptım. Ben bunun hatasını şu anda. Ama iş işten oldu. İş işten yani geçmiş. Aynı hatayı Emine Hanım da yaptı. Aynı hatayı Zeynep Hanım da yaptı. Hepsi yaptı. Evet, maalesef. Yanlış yap. Orada yanlışlığım evet, oldu. Evet, yarın seninle tekrar görüşeceğiz. Eline emeğine sağlık. Emine Hanım ve gelini yarışacaklar büyük finalde. İyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.